Meral Akşener belirledi. Yerel seçimlerle ilgili en net açıklamasını yaptı. Diyor ki gerekirse kaybederiz ama her ilde seçime ayrı ayrı gireceğiz. İttifak siyasetine karşıyım ifadesi bu Meral Akşener'in. Cebimizin gündeminde ise daha bir önceki orta vadeli plan tutmamışken yenisi açıklandı. Yılın sonuna 3,5-4 ay var ve yıl sonu dolar, ortalama dolar kuru tahminine baktığımız zaman orta vadeli planda yıl sonunda doların 30 lirayı geçmesi bekleniyor ki bu iyimser bir tahmindir orta vadeli planda açıklanan. Hepsini konuşacağız. Hemen konuklarımı tanıtayım sizlere. Figen Çalıkuşu hukukçu bizimle birlikte, hoş geldiniz. Merhabalar, iyi akşamlar. Cem Toker, Liberal Demokrat Parti'nin eski genel başkanı. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Doçent Doktor Burak Çop, siyaset bilimci, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Emin Şirin, 22. dönem milletvekili, siz hoş geldiniz. Ankara stüdyoda da bizi CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem bekliyor. O da birazdan bize katılacak. İkinci bölümde de ekonomist Profesör Doktor Aziz Konukman bizimle birlikte olacak. Detaylı olarak dediğim gibi hem siyaseti konuşacağız hem ekonomiyi konuşacağız. Şimdi bütün konuklarımdan yerel seçimlerle ilgili ayrı ayrı girmek neleri değiştirir, o yerel seçim matematiğini soracağım ama öncesinde herkesten bir tur Akşener'in açıklamaları ile ilgili bir genel yorum almak istiyorum. Bir Akşener'in ifadeleri önemliydi. İttifaka karşı olduğunu söyledi. O sesi bir dinleyelim. Ardından hızlıca başlayalım. Milletin sesini değerlendirmedi arkadaşlar. Sen onları kötülemek zorunda değilsin. Sen onları övebilirsin. Orada da bir sorun yok ama biz her yerde ayrı gireceğiz. Şimdi ben bunu dike getireceğim. İstanbul ve Ankara dahil mi? Ankara dahil. Söylenen şu, yani ben de katılıyorum bu arada. Ama arkadaşlarımızın mesela şöyle bir durumumuz var. Nelerden mesela çok incinen şey. Efendim ben el yükseltmek için, İYİ Parti el yükseltmek için bunları yapıyorum. Şimdi bu dediğim ya hani candaş yandaş hikayesinden ortaya çıkan o resimde şimdi bu kafayla gidildi askere, tez alınıyor tezkere. Bugün itibaren, siz ne zaman yayınlayacaksınız bunu? Yarın inşallah. Yarından itibaren ne annem kalacak, ne babam kalacak. Buna hazırım. Çünkü bakın, yani, buna hazırım. Merkez sağdan size gelen layıklık. Buna hazırım. Hazırsınız. Buna hazırım. Can isteyen istediğini yapabilir. Ben bu ittifak siyasetine şiddetle karşıyım. Konuşacağız üzerine bu arada biraz önce duyurdum ama CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'in son dakikada bir toplantısı çıktığı için danışmanı aracılığıyla bizlere katılamayacağını bildirmiş. Onu bir belirteyim ben de şu dakika itibariyle bu yayın iptal edildi. Gündüz görüştüğümüzde editörüm tarafından teyit edilmişti bu yayın. O yüzden ben de açılışta bu şekilde duyurdum ama bize de gelen son dakika bilgisi buydu. Cem Bey sizinle başlayayım. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Akşener'in açıklamalarını? Özellikle İstanbul ve Ankara için genel idare kurulunu işaret etmesi Meral Akşener'in hala bir açık kapı bırakır mı? Herkes kapıyı aralık bırakıyor. Her konuşan o ittifak partilerinden Babacan olsun, Davutoğlu olsun herkes önce bir tabanına hitaben biz her yerde tek başımıza gireceğiz ama sonra kapıyı da aralık bırakıyorlar. Çünkü biliyorlar ki o 6 partinin 5 tanesi ben gayet rahatlıkla şunu söyleyebilirim. Tek başına bir tane 81 ilden birini kazanamaz. Tek başına kazanamaz. Onun için şimdi Meral Akşener'in ittifak kültürü öldü. Bu seçimin 28 Mayıs'ın 14 Mayıs'ın en büyük mağduru şu benim çok hoşuma giden ittifak kültürüydü. O alışık olmadığımız bir tecrübeydi Cumhuriyet tarihinde. Öyle Türk siyasetinde göremezsiniz, duyamazsınız. Uzlaşı, taviz vermek, ortak paydalarda anlaşmak. Anlaşamadığımız konuları bir kenara koymak falan. Bu bana çok umut veriyordu. Ama maalesef seçim sonucu bundan sonra şeye kadar seçime kadar gördüğümüz şekilde son 1-2 senede öyle bir ittifakı ben kolay kolay bir daha görebileceğimizi zannetmiyorum. Ama evet birliktelik, işbirliği. Onu da kullanıyorlar işbirliği. İttifak yok, işbirliği var. Ama makul olan budur eğer samimilerse.
bazı illerde sen aday çıkarma, benimkini deste, ben şurada aday çıkarmayayım, seninkini destekleyeyim diye o kapıyı aralık bırakmaya mecburlar. Meral Akşener, şimdi yani tamam ittifak kültürü bir mağdurdu ama burada Kılıçdaroğlu da bilhassa seçimden sonraki söylem ve duruşlarıyla kendi partilileri tarafından bile samimiyet testinden geçemiyor. Güvenirlik testinden geçemiyor. Seçmen nezdinde zaten o yokmuş. Yani Kılıçdaroğlu ne vaatlerle girdi bu seçime ama o vaatlere bile inanmadı seçmen. Ondan sonra da Kılıçdaroğlu'nun söylemleri hala işte ben o koltukta oturmasını yadırgıyorum. Pek çok insandan duyuyorum. Daha bugün hayatında CHP'den başka bir partiye oy vermemiş 70'li yaşlarda bir Cumhuriyet kadını diyeceğimiz bir hanım bana Kılıçdaroğlu o koltuktaysa ben sandığa gitmeyeceğim dedi. Yani böyle bir ortamda böyle bir Kılıçdaroğlu'nun peşinden hangi parti gidebilir onu sorgulamak lazım. Benim bakış açım böyle. Ben evet ittifak görmeyeceğiz ama işbirliği kapısını da herkes son dakikaya kadar aralık bırakacaklar. Ama bu söylem devam ederse seçime kadar Erdoğan karşısında zaten muhalefet yok. O zaman Erdoğan çok kolay alır ve Cumhuriyet Halk Partisi için kaleleri çantada keklik değildir artık. Ne Eskişehir, ne İzmir, ne diğerleri. Yani zaten oralarda, siz benden daha iyi bilirsiniz, eskiden merkez sağın kaleleriydi, Demirel'in kaleleriydi, Özal'ın kaleleriydi onların hepsi. 2002'de laikler paniğe kapıldı. Bir tek parti kaldı. Doğru Yol tarih oldu. ANAP tarih oldu. Kime sığınacağız? İşte mecburen CHP'ye sığındılar. Dolayısıyla yani büyük sürprizler bekliyor olabilir CHP'yi eğer toparlanmazlarsa. Yalnız madem Meral Hanım söz konusu bir şey söylemek istiyorum. Genel merkezinde şu voleybolcu kızları, kadınları bir ağırlayıp bir kutlasaydı bir kadın olarak, bir kadın, Türkiye'nin tek kadın siyasi lideri, parti başkanı olarak neden bunu yapmaya çekiniyor? Bence puan toplardı partisini. Belki davet gitmiştir önümüzdeki günlerde. Ettiyse tebrik ederim ama etmediyse de yadırgadım. Etmiyorsa da yadırgarım. Yani muhafazakarlığa oynamak için bu şeyi kabul edilemez davranışı bu takımın bazı oyuncularına, geneline orada hata yaptı diye düşünüyorum. Burak Cop, size döneyim. Seçim sonrası bir yenilgi sonrası muhasebe süreci mi Meral Akşener'in yaptığı bu açıklamalar, yoksa ard arda bu kadar sert açıklamalar duymayı mesela nasıl yorumlamalıyız? Mesela yerel seçimler geliyor, daha serin kanlı açıklamalar duymalı mıydık Meral Akşener'den? Ben programa gelmeden önce dersimi çalışayım dedim. Programın gündeminde Akşener'in Fatih Altaylı'ya yaptığı açıklamalar olduğunu görünce ben o yayını baştan sona seyrettim YouTube'da. 1,5 saatlik bir yayın. Özünde şu kanaatim değişmedi. Bu seçim ilgisinin bir numaralı sorumlusu, eğer başarılı olsaydı bir numaralı zaferin sahibi olacak olan Sayın Kılıçdaroğlu, yenilgi halinde de bu yenilginin bir numaralı sorumlusu. Ama iki numaralı sorumlusu Meral Akşener. Benim bu kanaatim videoyu izlemeden önce bakiydi. Videoyu izledim. Bu kanaatimi muhafaza ediyorum. Yani Meral Akşener ki kendisi de yayında Fatih Altaylı'ya söylüyor zaten. Kendi üzerine düşen payı, yenilgideki payı da kabul ediyor. Yani temel parametreler, ana parametreler bakımından benim Sayın Akşener ve İyi Parti'ye yönelik kanaatimi değiştiren bir yayın olmadı. Herkese de tavsiye ederim. Boş vaktiniz varsa izleyin. Çünkü ilginç ayrıntılar da var orada. Özellikle Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylaşma sürecinde ki bir takım masadaki yer yer sağırlar diyaloğunu andıran şeylere dair şaşırttı ilginç. Şaşırttı mı oradaki yeni detaylar duyduğunuz mesela? Şaşırtmadı. Şu ilginç, bunu paylaşayım mesela izleyicilerle de. Şunu diyor, yani ben masaya bir yöntem önerisiyle gidecektim. Genel İdare Kurulu'ndan bu konuda yetki aldım. Herkes, her altı parti bir anket firmasıyla çalışsın. Bir hafta içinde de sonucunu alırız. Olası adaylar sorulsun vatandaşa.
o veriler ışığında karar verelim diye bir yöntem önerisiyle gidecektim. Fakat ben bu yöntem önerisini dile getirene kadar alfabetik sırayla gidildiği için ilk sözü de Gültekin Uysal almış galiba Demokrat Parti. Herkes Kılıçdaroğlu'nu. Herkes zaten Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekliyorum demiş. Öyle kala kalmış Sayın Akşener. Böyle ilginç ayrıntılar var. Yani gazetecilik bakımından da işlenebilecek ve diğer parti liderlerine dönüp sorulabilecek. Hakikaten böyle mi oldu falan diye ilginç ayrıntılar var. Ama şunu söyleyeyim. Şimdi Akşener'in bir bakış açısı var. Tam anlamıyla katıldığımı söyleyemem ama anlıyorum kendisini. Şöyle bir anlatısı var orada. Diyor ki biz çok özverili davrandık. Ve yer yer hani ihanete uğramak noktasına gelecek kadar da haksızlığa uğradık. Bu çıktığımız yolda benim evim basıldı. Hatırlarsınız bu 5 yıl önce bir grup genç MHP'li ülkücü evinin önünde böyle bir bayağı agresif bir nümayiş yapmışlardı. Benimle beraber hareket eden arkadaşlarımın çocukları bile işten atıldı. Fakat karşılığında biz yani mealen şunu diyor bu kelimeyi kullanmadan o yoldaşlık hukukunu tesis edemedik masada. Bunu ben söylüyorum, o yoldaşlık sözcüğünü zikretmez sağdan gelen biri olduğu için. Bu bir. İkincisi şöyle bir iddiası var, kısmen haklı. Seçim sürecinde Cumhur İttifakı özellikle de AKP ve MHP çok uyumlu çalıştılar sahada, kimi illerde. Ama bizde ise o uyum sağlanamadı. Mesela CHP bir fazla milletvekili çıkartsın diye yahut bu ilden İYİ Parti milletvekili çıkartamaz denilerek kimi illerde aleyhimize çalışıldı. Hatta arkadan yapıldı dedi. Yapıldı dedi. Bu tür şeyler söyledi. Ve şöyle bir iddia da ortaya koyuyor. Diyor ki yani biz zaten üçüncü yol olma amacındaydık. Bu işte İslamcı laik, ne bu kelimeleri kullanmıyor onu ben söylüyorum. İslamcı laik ayrışması, bu iki yumruğun arasında kalan halk kitlelerine biz üçüncü bir alternatif sunmak istiyorduk. Ama olmadı, yapamadık, artık bunu yapmak istiyoruz diye bir iddiası var. Şimdi kendi bütünlüğüne baktığınız zaman tutarlı, anlaşılır bir şey. Verdiği bir örnek var ilginç. 2004 yılında MHP'liydi Akşener. 2004 yerel seçimlerinde MHP'nin elde ettiği sınırlı başarıya işaret etti. Çünkü 2002'de biliyorsunuz bütün partiler baraj altında kaldı MHP dahil. Sonra 1,5 yıl sonra bir yerel seçim oldu. O yerel seçimde MHP böyle yıldızı parlayan bir parti falan değildi. Ama biz iyi niyetle her yerde çalıştık, asıldık ve böyle iyi oy aldık o seçimde. %10,5 oy aldık zamanında diye hatırlattı. Şimdi yine aynı şeyi yapmayı düşündüğünü hissettim ben. İYİ Parti'yi bir odak olarak yani 2018'den beri ittifak sistemi, seçim sisteminin değişmesi, ittifak %50+1 sisteminden ötürü gölgede kalan partisini gün yüzüne çıkartmak, yani yıldızını parlatmak istiyor. Yani biz bunu yapamayacaksak, 5 yıldır yapamayacaksak, yapamadıysak ne zaman yapacağız? Biz bu işe niye girdik? Benim arkadaşlarım neden çocukları işlerinden atıldı? Benim niye evim basıldı? Niye benim hakkımda deli saçması iddialarla önce FETÖ iltisakı sonra PKK bağlantısı üzerinden tuhaf tuhaf soruşturmalara maruz kalıyorum ki ben diyor. Bütün bunları söylerken ben tarafsız bir gözle aktarıyorum size ve izleyicilere. Ben yani Akşener ve İYİ Parti hakkındaki genel kanaatim değişmedi. Yani bu yenilgideki önemli paydaş olarak görmeye devam ettiğimi belirteyim. Fakat burada ben Akşener'in bu yaklaşımında problemli gördüğüm birkaç unsur da paylaşayım madem yeri gelmişken. Birincisi şu, 2019'daki başarıyı hatırlatırken şunu söyledi. O dönemde bir seçim yenilgisinin arkasından muhalif seçmen çok moralsizdi. İşte bu Muharrem İnce'nin kaybetti, kendisinin de aday olduğu Demirtaş, Karamollaoğlu, herkes aday oldu. İlk turda Erdoğan kazandı. O muhalif seçmendeki moral bozukluğunu dağıtmak, onları yeniden ayağa kaldırmak için biz böyle bir şey yaptık dedi. Yani özverili davrandık ve büyük oranda CHP'ye destek verdik dedi. Tabii orada bir dipnot düşelim. Yani bu çok konuşulmuyor. 2019'da Balıkesir, Manisa, kimi iller? Iğdır. Iğdır başka bir hikaye. Iğdır'ı Cumhur İttifakı'nı destekledik diye söylüyor yani, zaten. O da enteresan. HDP kazanmasın diye Cumhur İttifakı'nı destekledik diyor kendisi. Bu Fatih Altaylı ile programda. Yani diyeceğim o ki 2019'da tabii büyük oranda İYİ Parti CHP'nin ardına geçmiş gibi oldu. Ama ya yani öyle Balıkesir, Manisa'yı İYİ Parti'ye bırakması CHP'nin bunlar da az şeyler değil yani kazanamadılar. İşte bazı illerin işte Antalya'nın belki birkaç ilçesini falan kazandılar vesaire. Şimdi şunu söylüyor. Yani 2019'da bu yapılanı seçmene moral vermek, ayağa kaldırmak için yaptık diye meşrulaştırıyor. Eğer kaygı buysa, motivasyon buysa bu seçimde daha çok ihtiyaç var ona. Çünkü yani 2018 yenilgisinin
psikolojik tahribatıyla 2023 yenilgisinin, bu son yenilginin tahribatı bir değil. Yani şu anda gerçekten bizim işte 70 yaşındaki Cumhuriyet kadını hanımefendiden örnek verdi Cem Bey. Yani gerçekten öyle böyle bir seçmende yılgınlık, tepki ve öfke yok. Bir kere bunu tespit etmek lazım. İkincisi 2004'te ben MHP'deyken biz bunu yaptık, iyi de sonuç aldık diye örnek verdiği şey aslında bu seçimde pratikte bir başarı elde etmeyi hedeflemediklerini de ima ediyor. Çünkü MHP 2004'te herhalde böyle birkaç ilçeyi falan almıştır. İl belediyesi aldı mı emin değilim. Belki bir iki tane almıştır. Küçük nüfuslu illerin. Ama hani böyle baraj altında kalmış partinin %10,5'a çıkması dışında ve MHP'yi de birazcık işte AKP ve CHP'nin yanında azıcık sivriltmek dışında çok da bir anlamı olmamıştı o seçimde yapılanın. Şimdi zaten yerel seçimler doğası gereği kendiliğinden böyle iki kutuplaşmaya doğru giden seçimlerdir. Yani partiler kimi zaman tavanda ittifak kurmayı beceremezler, onu sandıkta seçmen kurar. Dolayısıyla büyük partiler dışındaki partilerin eğer lokal bir gücü yoksa yerel seçimlerde zaten başarı elde etmesi zordur. İyi Parti gibi majör bir parti olamamış ama hemen işte başaltı bir parti diyelim yani. Başa oynayan ama başa güreşemeyen ama baş altında yer alan bir parti için kendi öz gücünü denemek, sıkletini görmek için yerel seçim çok doğru bir tercih olmayabilir. Çok doğru bir tercih olmayabilir. Yine zararlı çıkabilirler. Son olarak da yine bu ayrıntıyı da paylaşayım. Soruyor Fatih Altaylı, yani kesin mi bu? Her ilde kendi adayınıza çıkacak mısınız? Mesela İzmir'de işte Ümit Özlale beyan etmiş. Haftaya diyor genel idare kurulu var, GİK. GİK'ten bu karar çıkarsa kesinleşir. Bağlayıcı olur, kesinleşir. Artık geri adım atılmaz diyor. Yine belli olmaz tabii yani Eylül ayındayız. Bir haftalık oraya bir şart gibi Eylül'den, sanki anlaşılıyor. Evet, öyle bir yani payda bırakmış. Ama tabii köşeli cümleler bunlar. Yani dönülmesi de zordur bu cümlelerden. Bekleyip göreceğiz diyelim. Yani özetin özeti olarak şunu söyleyeyim. Kaygısını da anlıyorum. Belli ölçüde hak da veriyorum ama bu ayrı bir odak olarak yükselmek, sivrilmek, bir alternatif oluşturmak, halk için bir alternatif oluşturmak için yerel seçim uygun seçim mi? Hele bu mevcut koşullarda İYİ Parti'nin mevcut oy oranını dikkate alınca ondan şüpheliyim. Şey çok net bir şekilde reddediyor. İktidara yanaşmak, yani ben çok daha bunu yapılabileceği dönemlerde bana başbakan yardımcılığı teklif edilirken bunu yapmamışım, bu kadar bedel ödemişiz, şimdi mi yapacağım diyor. Dolayısıyla bunları da aktarmış olalım. Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii, buyurun. Bu yerel seçim ittifakını aslında erken konuşuyoruz. Çünkü meclis açıldığında Erdoğan anayasa değişikliği mi, anayasa paketi mi neyle gelecekse o zaman bu CHP'nin meclise taşıdığı sağ partiler ve İyi Parti'nin önce duruşunu görelim bakalım ki herhalde taban onu bir görecek. Ne paket gelecek, o paketin içindeki bam telimize basacak maddeler var mı, değişiklik önergeleri var mı, işte aile yapısıydı, LGBT'ydi, ilk dört maddeydi, ne gelecek onu bilmiyoruz. O geldiğinde Meral Akşener nasıl pozisyon alacak partisi? Davutoğlu nasıl pozisyon alacak? Deva, Saadet nasıl pozisyon alacaklar? Ondan sonra ancak bir ittifak, seçim, işbirliği falan ondan sonra gündeme gelir gibime geliyor. Bilgen Hanım, ne dersiniz o anayasa değişikliği paketi başörtüsü için gelecek olan yerel seçimde bu kadar etkili olacak mı? Ve şuradan da sorayım, ifadesi vardı Akşener'in çok dikkat çekti. Biz bu partiyi diyor CHP'nin adaylarını seçtirmek için kurmadık. Şimdi buradan biz Akşener bütün köprüleri yıktı yorumunu yapabilir miyiz? Şeyi çok alındığını söylüyor yani el yükseltmek için. Böyle söylüyorlar, arkadaşlarım da çok alınıyor, ben de alınıyorum diye ve onun üzerine zaten öfkelenerek gerekirse kaybederiz ama tek başımıza gireceğiz diyor. Damla Hanım, ben Sözcü'nün haberlerini seyrettim bugün, tabii ki akşam haberleri, aslında onun üzerinden belki Türkiye'yi konuşmak lazım. Yani siyasetin bu ıvır zıvırı ve halkın gerçek gündemi o kadar farklı ki, o kadar farklı. İlaç alamıyor insanlar. Kanser hastaları, organ naklindeki hastalar ilaçlarını bölüşmek zorunda kalıyorlar. Yerin 500 metre altında işçiler açlık grevindeler. Seslerini duyan, atlarını ağızlarını alan yok.
Bunlar çok önemli sorunlar. Tabii ki anayasa, işte kadını hedef alma, insanların cinsel tercihleri yüzünden saldırılar, içki, alkol yasağı, yani toplumda çok ciddi bir ayrışmaya gitme vesaire. Siyaset kendi gündemiyle ilgili. Ben böyle şöyle düşünüyorum. Yani tam bir siyaset krizi yaşanıyor şu anda Türkiye'de. İktidar muhalefeti ayrı ayrı hepsi bir oy kaybediyor. Hepsi samimiyetsizlikleri ama birbirleriyle çok benzer yüzlerini görüyoruz. Yani ipi kesilmiş bir balon gibi uçup gidiyorlar. Halkla aralarındaki mesafeyi açarak uçup giden bir siyaset balonu var. Şimdi Meral Hanım'ın bir alınganlık tarifi var. Sürekli alındığı için ve bu alınganlıklarından ötürü aldığı kararlardan söz ediyor. Ve o çok başarılı olan ama belli ki çok zorlanarak yapmışlar. Yani çok güzel bir şey, uzlaşma. Keşke bunları anlatmasalar. Biz de çok umutlanmıştık ama ne kadar sıkıntılar çıktı ortaya. Ne kadar yani yaralayıcı sözler. Daha kibar bir ifade bulmaya çalışıyorum. Şimdi peki kalktığı zaman niye üyeler istifa etti? Yani bu kadar rezil bir şeydi ittifak. Bu kadar onun için sıkıntı verdi. Kendilerini ispat edemediler, bulamadılar, koyamadılar falan. Çok hızlıca üyeler istifa etmeye başladı. İki gün içinde çok ciddi bir rakama ulaştı. Demek ki oturması ve o ittifak ruhuna uygun hareket etmesi daha doğruydu. Kendi tabanı tarafından daha doğru karşılanıyordu. Peki alınganlıksa? Hiç bitmeyen kazanacak aday tartışması, CHP tabanı için alınganlık vesilesi olmadı. Çok ciddi bir ayrışma vesilesiydi aslında. Yani tabanda da ki Meral Akşener bir kısım oyunu CHP tabanından alır. Daha çok bu da onu gösteriyor. CHP'nin daha çok ulusalcı kesim dediğimiz tabanın yöneldiği zamanlar oluyor. Çok ciddi bir şekilde evet Meral Akşener kırgınlıksa, alınganlıksa onlar da yaşadı. Neyse şimdi... bu konuşmalar nereye varır? Ben iki hafta önce falan Karar Gazetesi'ndeki köşemde yazmıştım. Adli tatilde Meral Akşener için verilen bir takipsizlik kararı vardı. Onun öncesinde Meral Akşener'in rahmetli Sinan Ateş'in eşi için Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşme vardı. Ama danışmanları galiba görüşmüş. Basına biraz farklı yansımış. Orasını tam bilemiyorum. Her neyse bu adli tatilde verilen takipsizlik kararı ve 26 Ağustos'ta yapacağı konuşma... ve takipsizlik kararını böyle değerlendirdiğimde beni memnun eden bir hukukçu olarak çok isabetli masumiyet karinesine vesaire değinilmesine rağmen çok oyuncaklı cümlelerin, kıvrak cümlelerin olduğu ama bu masumiyet karinesinin pek çok insandan esirgendiğini gördüğüm bir karardı. Aynı koşullarda olan, gizli tanık mağduriyetini yaşayan çok insan var. Cezaevinde var. KYK ile hayatlarına çökülmüş çok insan var. Bu gizli tanıklar, ne olduğu belirsiz gizli tanıklar. Onlarla ilgili çok isabetliydi bu karar ama bu Meral Akşener'in kararı tam keşke Türkiye'deki 15 Temmuz yargısının mağdur ettiği herkese uygulansa. Her neyse. Yani bu karar 26 Ağustos'ta yapacağı konuşma ve sonrasındaki hareketleri, belirleyeceği siyasi duruşu, stratejileri en çok AKP'nin yerel seçimini etkileyecektir diye yazmıştım. Şimdi bunu görüyoruz. Yani ben bütün bu küflü, bu çerli çöplü lafların üstünü bir temizleseniz, bir baksanız. Altta ne kalıyor? Gerekirse kaybederiz. Böyle bir parti iddia koyarak yerel seçime bir de kendimizi tartalım diyerek. Bu kime neyi ikram ediyorsunuz? Çok net. Yani o kadar net ki. Şimdi bizi aldırmıyorlar. Bu ülkenin gerçeklerini aldırmıyorlar. Sadece kendi siyasi konumları, pozisyonları, yerel seçimler, elde edecekleri meclis üyelikleri, ilçe, il, belediye başkanlıkları vesaire onun peşindeler. Çok ciddi bir şekilde seçmende bir küskünlük yaratıyor, bu umutsuzluk yaratıyor. Seçmenin siyasete küsmesi de hakikaten demokrasilerde en tehlikeli olan, en korkulası durum. Bu kime yarıyor? Bu kime yarıyor? Yani... Bu öyle bir mahcubiyet duyun ya, bir mahcubiyet duyun. Genel seçimlerde başaramadık, aramızda şu oldu, bu oldu, her neyse anlatıyorsunuz pek bir iştahla. Bir deyin ki yerel seçimde başaracağız. İttifak kurmasak bile samimi işbirliklerine varız. Ya bir vazgeçin birbirinizi yaralamaktan. Zaten küstü herkes, daha ne kadar küstürmek istiyorsunuz? Gene kime yarıyor diye soruyorum. Kime hizmet ediyor? Bunu sormadan edemiyorum. Yani çok rahat başka şeyler de görüyoruz. Mesela ne diyor? Herkes
gayet rahat aday belirliyor. Kemal Kılıçdaroğlu da aynısını yapıyor. Açılışta gidiyor, aday adayını belirliyor. Meral Hanım da bugün aday belirledi. Ne kadar benziyorsunuz ya? Ne kadar benzeştiniz? Partilerin yönetim kurulları yok mu? Çok başarılıdır. Ümit Özdağ'la başarılı bir aday olacaktır. Özlem Çerçioğlu çok başarılı bir belediye başkanıdır. Tek kadın belediye başkanıdır. Ama usul bu değildir. Parti meclislerinden karar aldınız mı? Çıkardınız mı? Aday adaylığı sürecini başlattınız mı? Ne kadar benziyorlar. Şimdi parti tabanındaki bu kırgınlık sadece seçmende değil, aday adayı olmak isteyen partililerde yaşanacak kırgınlık. Kopuş kime yarıyor? Neye yarıyor? Hangi amaca hizmet ediyor? Yani bunları haklı olarak sormak istiyorum. Tabii bir de bu voleybolcuları andık. Bakın üçüncü yol falan diyor. Yani o kızlarımızın, o aydınlık yüzlü kızlarımızın, o tüm toplumu birleştirmeyi başardıkları inanç, sevinç, bize dağıttıkları umut. Onları temsil edemiyor hiçbirisi. Edemezler. Edebilecek durumda değiller. Yani şu anda çağrılmadı, bekleyelim çağırsınlar. Ama benim daha öncesi için sistemim var. Çok ciddi sistemim var. Neden sistemim var? Bize demokrasiyi vaat ettiler. 100. yılında demokrasisiz girecek olan cumhuriyetimizin demokrasiyle taşlandıracaklarını söylediler. İnsan hakları, temel insan hak ve hürriyetlerini siyasetin malzemesi yapmayacağını kamuoyuna duyurdular. Öyle her ay 6 tane imza görüyorduk değil mi? Hep bunlar vardı üstünde. Hep bunlar vardı. Böylesi önemli bir kupa, 65 yıldır alamadığımız bir kupa, böylesi önemli bir başarı ve bir kadın yaşam tercihleri yüzünden linç edilirken neredesiniz altılı masanın liderleri? Neredesiniz? Şimdi orada araya girmem lazım. İyi Parti'den programımıza gelen bir açıklama var. Cem Bey size yanıt veriyor. Murat İde Akşener'in basın danışmanı. Meral Hanım diyor, Filenin sultanlarını telefonla arayarak kutladı. Ancak 2 yıl önce Sırbistan'daki maçlarına gittiğimizde bile takımın Meral Akşener'in bulunduğu tribünün önüne gelmesini bile engellediler. Soyunma odasına gidip kutlamasına bile izin vermediler. Dolayısıyla yaşadıklarımızın tecrübesiyle üzülerek söyleyebiliriz ki sporcularımız istese bile böyle bir davete icabet edilebilmesi pek de mümkün değil. Olur mu öyle şey? Meral Akşener şampiyonluk akşamı kutlamak için aradığında görüşebildiğine bile şükreder vaziyette. Bu Cem Toker'e bir yanıt olarak İyi Parti'den şu an bize gelen açıklama. Bana bir kamuoyuna versinler o yanıtı. Yani kamuoyuna versinler de cevabını alsınlar. Başbakanlığa talip, Cumhurbaşkanlığı muavinliğine, yardımcılığına talip insan böyle geri adım mı atar ya? Telefonla Murat kutlandığını... Murat bir gün bir programa katılsın da beraber tartışalım bunları. Hayır, peki bu toplumdaki ayrışmaya karşı üçüncü yol tarifi falan birleştirici bir üslupla. Bakın biz sıra sıra o dönemin hukuk sistemi içinde yeni bir hukuksuzluk döneminin üretildiği yılları geçirdi Türkiye. Gene aynı durumdayız ve tamamen siyaset bizim temel hak ve hürriyetlerimiz üzerinden bizi karşı karşıya getirerek, bizi kutuplaştırarak bu oyunu oynadıklarını sanıyorlar. Ama biz artık akıllanmalıyız. Biz bunu öğrenmeliyiz ve ben bu anlamda sadece gelinen 21. yüzyılda dünya 2030'u planlarken, dünya yeni enerji ekonomi enerji kaynakları üzerinden ekonomi paradigmalarını, iletişim kaynaklarını vesaire her şeyi planlarken bize bunu tartıştırıyorlar. Burada neden bir tanesi, madem üçüncü yol, madem ben sırf Meral Hanım'a da yüklenmek istemiyorum. Hepsini ayrı ayrı söylüyorum ama Meral Hanım kadın olduğu için dediler. Hadi kadın, onu da geçiyorum. Burada kadın erkek, alkol yasağı vardı ya, alkol yasağı vardı. Bütün kamuoyu oturup kalktı. Bunlara sahip çıkamayacaksınız. Buralarda cesur olamayacaksınız. İktidarın sizi hapsettiği oyun alanı içinde aynı oyunu farklı yöntemlerle oynuyormuş gibi göstereceksiniz. Ne inandırıcılığınız kalıyor ne bir şey. Yani o yüzden sadece insanı önceleyen, temel hak ve hürriyetleri üzerinden Türkiye'yi barıştıracak bir anlayışa ihtiyaç var. Çünkü sıra sıra herkes bu mağduriyeti yaşadı. Şeyde mesela sistemim var çok net bir şekilde. Sadece temel hak ve özgürlük mücadelesini başörtüsü üzerinden yapan, dönemin mağduriyetini ağır yaşayan kadınlara da sistemim var. Gelecek bu anayasa değişikliği.
aileye hedef alacak değişiklikler, kız çocuklarımızı hedef alacak, onların yaşamını belirleyecek değişiklikler hepimizi vuracak. AKP oy vereni de vuracak, MHP oy vereni de vuracak. Çünkü bizim yaşamın içindeki özgürlük alanımızı daraltmayı hedefleyen bir anlayıştan söz ediliyor. Dilerim öyle çıkmaz. Hani safiyane bir dilek olur bu ama bu noktada hangisi ya? Ben görüyorum başı kapalı genç kızları ne kadar güzel şıkır şıkır kotlarını giyiyorlar, makyajlarını yapıyorlar, başını kapıyor, sevgilisiyle el ele dolaşıyor. Onlar da böyle bir hayatı istiyorlar. Peki niye sesinizi çıkarmıyorsunuz? Biz sizin için çıkarmıştık başörtüsü için. Ama kenetlenmeyi öğrenmemiz lazım. Siyasetçilerin artık bizi özgürlüklerimiz, haklarımız üzerinden kullanmalarına izin vermememiz lazım. Derleyecek, toparlayacak Türkiye'ye bir anlayışa ihtiyaç var. Özgürlükler karşısında güvenlik safsatasıyla bize yasakları getiren, bizi ayrıştıran anlayışları şöyle bir gidin artık dememiz lazım. Belki dibi göreceğiz. Belki dibi göreceğiz ama toplum, halk, vatandaş kendi koalisyonunu kuracak. İttifak da demiyorum. Artık ittifak kelimesi de bizim için çok lezzetsiz, tatsız böyle hafızalarımızda yer etti. Vatandaş kendi özgürlükleri için, demokrasisi için koalisyonunu kurmak zorunda. 100. yılını bitirirken Cumhuriyet, biz böyle bir yönetimi talep ediyoruz diye bir örgütlenme yolunu bulmalıyız. Yani ben hep bunu anlatıp, hep bunu, ya bunun dinaması nasıl yaratılır buna kafa yormamız lazım. Yoksa Meral Akşener, efendim Kemal Kılıçdaroğlu, efendim Devlet Bahçeli vesaire, bunlar aynı yerde kalacaklar damlar. Benim umudum yok. Dilerim beni mahcup ederler. Hep konuşuyoruz aslında değişimi de konuşurken, bu üçüncü yolu da konuşurken, emin şimdi size geleceğim, şimdi size vereceğim sözü. Hep bir tıkanmışlık var siyasette. Gençleşmeli diyoruz. Hep 6-7 dönemdir aynı şekilde hep siyaset içinde olan isimlerle değişimi tartıştığımız günlerden geçiyoruz. Figen Hanım zaten detaylı olarak değindi. Şimdi kırgınlıklar, küskünlükler var. Muhalif seçmende bahsettik, üzerine konuştuk. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini, yerel seçimleri birbirinden ayırarak bir muhasebe yapılamaz mıydı? Meral Akşener'in açıklamalarından mesela siz nasıl okuyorsunuz? Siz nasıl yorumluyorsunuz? Ve biraz önce aslında Cem Bey de bir örnek verdi. Bir Cumhuriyet kadınının tepkisi üzerinden. Bu kadar kırgınlık, küskünlük, yılgınlık varken bu açıklamalarla bu bulunduğumuz ortamda muhalif seçmen sandığa gidecek mi? Yoksa bu kutuplaştıran söylemler insanları uzaklaştıracak mı siyasetten daha fazla? Bu soruya tek kelimeyle cevap vereyim. Hayır, gitmeyecek büyük ölçüde. Düşecek şey katılım orada. Yani onda hiçbir tereddüt yok. Şimdi bir genel bir değerlendirme yapmama müsaade edin. Meral Hanım hakkında ve yerel seçimler hakkında. Bir kere ben yerel seçimleri olduğundan çok daha fazla önemli bir yere konulduğu kanaatindeyim ve yanlış yapıldığı kanaatindeyim. Türkiye'nin ana meselelerine baktığınız zaman Türkiye'nin ekonomi ana meselesi, sığınmacılar ana meselesi, adalet, milli eğitim, İstanbul'un depreme hazırlanması, buna benzer birçok meseleleri var. Bu meselelere baktığınız zaman yerel seçimler bunların hiçbirini etkileyecek bir seviyede değil. Yerel seçimleri Ahmet kazanmış, Mehmet kazanmış, bu konular etkilenmeyecek. Türkiye'nin ekonomisine bir etkisi olmayacak bunların. Bunun ne değeri var yerel seçimleri? Moral değeri var. Moral değeri var dediğiniz zaman da ne için moral değeri var? Mevcut muhalefeti temsil eden parti başkanlarının morali için bir mana ifade edecek. Yoksa bu kadar büyük bir hezimeti yaşamış insanları yerel seçimin moraliyle tekrar siyasete devam ettireceksek bu soruyu ciddi olarak düşünmek gerekiyor diye düşünüyorum. Niçin? Şu altılı masayı bir analiz edelim. Bir kere fikirlerimiz %99-90 uyuşan Cem'le bu diyalog meselesinde hiç hemfikir değilim. Bu altılı masa meselesinde. Şöyle ki, seçmenin ittifak kurması, seçmenin iradesinden ittifakların kurulması lazımken, bu altı kişi Kemal Bey'in gayretiyle eşit olarak masaya oturdular. Bu diyalog egzersizi olabilir ama bu seçmeni temsil etmiyor. %1'lik bir partiyle %25'lik bir parti oturup konuşursa bu diyalog miyalog olmaz. Bu seçmene bilakis saygısızlık olur. Siz %1'lik bir insanı %25'lik bir partiyle aynı hale getirirseniz, 25 kişiyle bir kişiye eşitlerseniz bu 25 kişiye haksızlık olur. Diyalog nerede olur? Seçmenin iradesi mecliste teşekkül eder.
Bir parti %7 alır, bir parti %10 alır, bir parti %25 alır. Bunlar orada kendi seçmen ağırlıkları çerçevesinde oturur, bir diyalog kurarlar. Orada bunlar tartışılır. Neyi temsil ettiğinizi bilirsiniz. Altılı Masa oturdu, seçmen iradesini dikkate almadan koalisyon protokolü hazırladı. O hazırladıkları yüzlerce sayfa ki hiç doğru dürüst hazırlanmamış. Mesela İstanbul depremi bir satırdı. Buna benzer yüzlerce örnek veririm çünkü basıp dikkatli okudum. Seçmen iradesini aksettirtmeyen bir koalisyon protokolüyle hareket ettiler. Niyetle Kemal Bey'in aday olması. Şimdi netice ne oldu? Bu yerel seçimlere de oradan geleceğim. Altılı Masa %35 aldı. Altılı Masa'nın aldığı oy %35. Bunun %25'i aşağı yukarı içinde 4 tane daha parti olan CHP, %10'u da İYİ Parti. %35. Konuştuğumuz %35. Seçimi belirli bir seviyeye kadar götüren, Kemal Bey ilk seçimde %44'e kadar çıkartan, ikinci turun tabii dinamikleri farklı. HDP'nin aday çıkarmaması, HDP aday çıkarmayıp Kemal Bey'i desteklediği için böyle bir %44'e çıktı. Esas partilerin ağırlıkları nerede görülüyor? Mecliste görülüyor. Mecliste ne iddiadan gelmişti şey? Altılı Masa. Altılı Masa'nın iddiası biz anayasayı değiştireceğiz. İyileştirilmiş parlamenter rejimi getireceğiz. Bunun için kaç oy lazım? 360 oy lazım asgari. 213 milletvekili çıkarttılar. 360 beklerken 213. Bunda da hezimettir. Şimdi bu hezimet göz göre göre geldi. Bir kere Cem'den benim belki herkesten fazla üzerinde durduğumuz 192 bin sanda hakim olma meselesi vardı. Yalan söylediler. Çok hakimiz tek yalan bir sandıkta bile yalan söylediler. Yalan söylediler. Ne dediler? 192 bin sandığa biz görevli koyduk dediler. Koymamışlar. Kendileri sonra söylediler ki koymadık. Bu seçmene yalan söylemektir. Siz 192 bin sandığa sahip çıkamıyorsanız yerel seçimleri falan konuşmanız abesle iştigal. Dolayısıyla evvela bu partilerin bir kendilerine çeki düzen vermeleri lazım. Buradan Meral Hanım'a genel seçimlerin neticesi itibariyle gelmek istiyorum. Millet İttifakı diyorum ki %35. Millet İttifakı seçimleri kazanması için ne yapması lazımdı? %50'ye çıkması lazımdı. HDP'siz %50'ye çıkması lazımdı. Çünkü HDP'nin anayasa değişikliklerinde getireceği talepler ne olacağını aşağı yukarı biliyoruz. Tutum belgelerinde açıkladılar. Onlara güvenerek biz anayasayı değiştireceğiz demek doğru olmayabilir. Sizin iddianız %50 gerektiriyor. Bu %50 nereden gelecekti? Bunun aşağı yukarı %25'i, kendilerin cam tavan dedikleri, CHP'nin cam tavan dedikleri bir %25'i var. İyi kötü aldı CHP milletvekili seçimlerinde bunu. Buna mukabil sağdan yani AK Parti'den, MHP'den oy alması beklenen İyi Parti, DEVA, Gelecek, Saadet, Demokrat Parti toplam 10-12 aldılar. Burada birinci sorumlu Meral Hanım'dır. Dolayısıyla İYİ Parti'nin aldığı %10, mecliste altılı masanın 213'te kalmasının en önemli sebeplerinden biridir. Bu parti başarısızdır. Şimdi ben bu konuları fazla ciddiye almıyorum. Hakikaten ciddiye almıyorum. Yerel seçimler konusunda, efendim İYİ Parti CHP adayını destekler mi? Mansur Bey'i destekler mi? Ekrem Bey'i destekler mi? Önemi yok. Neden? Toplamları %35. Buradaki mesele şimdiki adıyla YSP'nin aday çıkarıp çıkarmayacağı. YSP İstanbul'da aday çıkardığı takdirde, İzmir'de, Ankara'da aday çıkardığı takdirde İYİ Parti ile CHP müşterek hareket etseler bile seçimi kazanmaları son derece riskli, son derece zor. Dolayısıyla biz hep geçmişe bakarak bazı analizleri doğru yapmadan şey diyoruz. Şimdi YSP açısından bakalım. YSP neden destekledi Altılı Masa'yı? Bir demokratikleşme hareketi içinde eğer Altılı Masa muvaffak olabilirse biz de kendi hareketimiz çerçevesinde iktidar
partisi parçası olmak suretiyle bir imkan edilebilir miyiz? Olmadı. Altılı Masa bugün paramparça bir muhalefet halinde ve etkisiz ve yetkisiz bir meclis görünümünden orada duruyorlar. O konuya da bir cümleyle sonra gelmek istiyorum. YSP'nin şu anda beklentisi olan yer iktidar. İktidardan beklentileri var. Ne var? Bunu da görüşüyorlar zaten, biliniyor kulislerde. Biz seçildiğimiz yerlerde kayyum atanmasın. Buna karşılık iktidar da diyor ki siz de o zaman İstanbul, Ankara, İzmir'de aday çıkarın. Hatta her yerde aday çıkarın. Seçildiğiniz yerde biz de kayyum atamayalım. Burada olanları söyleyeyim. Kulis bilgisi burada. Tamam, peki o zaman kanuni güvence getirin diyorlar. Yani kayyum atama bugün sarayın veya İçişleri Bakanlığı'nın iki dudağının arasında kayyum atama şartlarını daha zorlaştırıcı kanuni bir düzenleme yapın. Şu mevcut kanuni düzenleme bunu kolay kılıyor. Yani fiili durum öyle. Zaten mevcut kanunda İçişleri Bakanlığı'na işte onu değiştirin. Onu değiştirin, zorlaştırın. Kayyum atanması bazı hüküm giymesine bağlansın mesela. Mesela hüküm giyinmesi, yani zorlaştırın bunu ciddi bir şekilde. Bunu Ekim, Kasım, Aralık aylarında çıkarttıkları takdirde, böyle bir anlaşma olduğu takdirde YSP belki de aday çıkaracak. Şu an zaten 81 ilde çıkaracağız en son. Tamam, çıkardıkları takdirde biz neyi konuşuyoruz? Dolayısıyla ben partilere şunu söylemek isterim. Yani Meral Hanım'a gelmek istemiyorum. Çünkü bugün bu şikayet ettiği şeyler var ya, biz bunları yapacağız, yapacağız. Bunların hepsi kendisinden aylardır, senelerdir konuşuldu. Meral Hanım da bunları idrak edebilecek ve görebilecek son derece akıllı bir insan. Yani altılı masadan biz ne bekliyorduk? Biz altılı masadan bir tek şey bekliyorduk. Bir çatı adayda anlaşın. Onun haricinde her parti kendi özünü ortaya koyabilecek şekilde seçime girsin. Deva Partisi'nin bir programı var. CHP'nin bir programı var. İyi Parti'nin bir programı var. Meral Hanım bugün diyor ki şimdi kendi partimizi gösterecek. Bunu 5 sene evvel yapman lazımdı Meral Hanım. 5 sene evvel partini ortaya koyup %10'a değil 25'e çıkarman lazımdı. Anketlerde 16-18'i bulmuştum. Bu iş sizin istikrarsızlıklarınız bu partiyi tekrar %10'a indirdi. Partiler kendi özleriyle koalisyon protokolünü sonra kuracak şekilde, baştan değil, sonra kuracak şekilde evvela tartıya çıkarlar. %25 mi alıyorlar, %10 mu alıyorlar, %3 mü alıyorlar? Ona göre seçmenin iradesine de dikkate alarak bir koalisyon sonradan kurulur. Bir çatı adayı koyacaklardı. Sonra Meral Hanım belki o zaman devamen beraber, yani sağ partiler birleşip girebilirlerdi. CHP %25'liğini alabilecek şekilde kendisi girebilirdi. Ve o zaman da HDP ile işbirliği yapıyor musunuz, yapmıyor musunuz kavgaları çıkmazdı. Seçmende kan uyuşmazlığı var. Bunu anlamıyorlar. Bazı DEVA seçmeni, bazı İYİ Parti seçmeni, bazı Saadet Partisi seçmeninin CHP'ye karşı kan uyuşmazlığı var. Siz yukarıda masada 5 kişi oturup da biz anlaştık dediğiniz zaman seçmenin içine bu sinmiyor. Sinmediği için de oy vermiyor. Ya sandığa gitmiyor veya oy vermiyor. Seçmenin iradesine evvela hür bir şekilde o bırakın teşekkür etsin. Ondan sonra siz koalisyonunuzu kurarsınız. Şimdi Meral Hanım çok ağır mesuliyeti vardı. Meral Hanım'ın mesuliyeti diğer sağ partilerden daha fazla. %25'i hedeflemesi lazımdı. Çünkü CHP'nin 25'ine bir 25 eklenecek ki iktidara gelesin. %10'da kaldığınız zaman bir başarı yok. Şimdi diyor ki biz çıkıp Kantar'da tartılacağız. Doğru da bunun yeri yerel seçim değil. Bunun yeri geçen genel seçimdi. Aradaki 5 senede bunu niye yapmadınız? Bir konuda daha çok ciddi bir tenkidim var. Efendim bana emrivaki yaptılar. Meral Hanım emrivaki yapılacağını biliyordu. Biz konuştuk kendisiyle. Benim gibi 20-30 kişi konuştu. Bu emrivaki biliniyordu. Sizin en önemli konunuz efendim anayasa çalışmaları bilmem neleri falan falan değil. Sizin iki tane konunuz vardı. Bir tane cumhurbaşkanı çatı adayı seçmek. İki, sandıklara sahip çıkmak. Sınıfta kaldınız.
Cem belki 3 senedir ya şu parmak boyasını gündeme getirin diyor. Çıt yok. Onun haricinde şu 192 bin sandığa 192 bin tane görevlinin listesini açıklayın. Eksik varsa tamamlayalım dedik. Siz onu bırakın. İlk anayasa masası kurulduğunda seçim ve sandık güvenliği komisyonu yoktu. Kendilerine hatırlatıldığı için ikinci toplantıda seçim ve sandık güvenliği komisyonu kuruldu. Oğuzkan Salıcı ile Şenol Hanım burada görev aldılar. Teşkilat başkanı ve en güvenilir milletvekillerinden biri. Defalarca her sandığı çalıştık, görevlilerini atadık, eğitimlerine başladık diye anlattılar. Biz de programlarda dedik ki arkadaşlar AK Parti 192 bin sandığın her birine 5 kişi görevli koydu. Her birine de gidiyorlar isim isim sandık görevlisi değil seçmen görevlisi. Çünkü her sandıkta ortalama 30 kişi var. 5 kişi görevli o 300 kişi var. Gidip o 300 kişiyi evinde ziyaret ediyor. İsim isim tanıyorlar. Ayrıca kırsalda şöyle bir sıkıntı var. Görevli koyamazsanız orada sandıkları jandarma taşıyor. Okullar kapandığı için öğretmen yok. Orada bir imam, bir de devletten maaş alan memur var. Muhtar var. Muhtar. Tabii. Siz burada nasıl oy alacaksınız? Tabii. Nitekim senin şu seçim sonuçları ne oldu biliyor musunuz? Metropollerde 44 milyon oy verilen metropollerde Kemal Kılıçdaroğlu %52, Tayyip Erdoğan %48. Taşra'da sahip çıkamadıkları sandıkların olduğu, yalan söyleyerek görevli atadık dedikleri, görevli atamadıkları sandıklarda Tayyip Erdoğan %65, Kemal Kılıçdaroğlu %35. Kemal Kılıçdaroğlu sonuçları farklı yorumluyordu. Şimdi bunların hepsi basiretsizlikleri ve liyakatsızlıklarını gösteriyor. Bir de yani, meclis seçiminde MHP'nin oyu o bölgelerde. Ayrıca. MHP'liler bile şaşırdı o oya. Yani. Öyle çıkar yani. Tabii. Orada muhtar varsa, jandarma varsa, öğretmen yoksa, imam varsa bu oylar böyle çıkar. Çünkü telkinle de ortaya yani çıkar. Sanırım Emin Bey şu da var galiba. Evet bu manzara çok net ama metropollerde fark açılması gerektiği kadar açılsaydı kırsal oylar hiçbir işe yaramaz. Tamam ben başka bir şey anlatmaya çalışıyorum. Buradaki liyakatsızlığı anlatıyorum. Siz 11 milyon oyun verildiği yerde sandığa sahip çıkamazsanız, oraya görevli koyamazsanız zaten Türkiye'yi yönetemezsiniz. Ayrıca halkın önüne çıkıp her sandığa adam koyduk deyip, görevli koyduk deyip de koymamışsanız bu yalanı da seçmen affetmez. Şimdi ben konuya müsaade ederseniz döneyim. Yerel seçimlerde %35 olan bu muhalefeti, çünkü YSP'yi, HDP'yi dışarıda tutmak lazım, büyük bir ihtimalle yenilgi bekliyor. Dolayısıyla beklentiyi yüksek tutmasınlar. Bu beklentiyi yüksek tuttukları zaman gerek Burak'ın gerek Figen Hanım'ın hepimizin söylediği bu moral bozukluğu muazzam bir depolitizasyona gidecek. Bu öfke yönetilmezse, çünkü doğru dürüst bir öz eleştiri de yapılmadı, yapılmadığını da görüyoruz. Evet. Mazeretler manzumesi taksit içinde. Taksit geliyor, küçük küçük geliyor. Yani küçük hatta mazeretler geliyor yani öz eleştiriden ziyade. Bu öfkenin sonucunda halk bunlara küsecek. Çok üzülecek miyim bilmiyorum. Seçmen için çok üzülürüm. Çünkü seçmen aldatıldı. Umut tüccarlığı yapıldı. Ve muhalefet seçmeni aldatıldı. Yanıltıldı. Şimdi bu seçmen kitlesine yeniden boş umutlar verilip de bu yerel seçimler kaybedilirse, bu öfke bir daha canlandırılamazsa, bu tepki bir daha canlandırılamazsa, ciddi bir depolitizasyona ve alışılmış çaresizliğe döner. Nitekim ben iş dünyasında da konuştuğum insanlarda, Tayyip burada, Tayyip Erdoğan, Allah ömür verirse de daha 9 sene burada diye hesap yapıyorlar. 9 sene burada daha Tayyip Erdoğan. Yani öyle görüyor iş dünyası. Bu alışılmış çaresizlikle Türkiye bu parti devleti içinde son derece geriye giden çok sıkıntılı bir döneme giriyor. Hukuk devleti yok, demokrasi hiçbir çerçevede yok, adalet yok, ekonomide herhalde ikinci kısımda konuşuyor. Yok.
O da demokrasinin şimdi olmaz. Şimdi ona da müsaade ederseniz döneyim. Bir matematik hesaplarını artık bir geçmek istiyorum yavaştan. Birkaç cümle alabilirsem. Şimdi bu şeyde de söyleyeyim. Bu muhalefeti hakikaten mecliste de anlamama imkan yok. Yani bu arada bir meclisi toplantıya çağırıyorlar. Akbelen'deki ağaçları niye kesiyorsunuz diye. Ondan evvel bir daha çizdiler. Ne işe yarıyor muhalefet mecliste? Mecliste muhalefet ne işe yarıyor? Bir tek işe yarıyor. Bu sistemi meşru gösterme işine yarıyor. Başka hiçbir işe yaramıyor. Onun için eğer hakikaten halkı düşünüyorlarsa 213'ü birden yarın istifa etmeleri lazım. Çekilin, sineyi millete dönün. Diyorlar ki efendim kanunen hakkımız yok çünkü işte oylanması lazım. AK Parti oy vermez. Arkadaş AK Parti oy vermesin. Sen maaşından vazgeç. Depremzedelere bağışla maaşını. Ve aktivist bir politikaya dön. Bugün ben Meral Hanım'ı konuşmak istemiyorum. Hakikaten Kemal Bey'i de konuşmak istemiyorum. Çünkü bu siyaset bitti. Bu siyasetin altta karşılığı yok. Eğer bu siyaset bu gayreti gösterip biz hakikaten meclisten çekiliyoruz, halkın yanına döndük. Demokrasi ve hukuk devleti içinde aktivist bir politika güdeceğiz. Aktivist politika diyorsunuz, Akbelen'e gidiyorlar, kavga ediyorlar oradaki insanlarla milletvekilleri. Akıl alacak bir tavır değil. Sonra da meclisi toplamaya kalkıyorlar. Meclise her topladıklarında işe yaramadıklarını tescil ettiriyorlar. Muhalefet meclisi topluyor. İktidarın dediği oluyor. Halkın gözünde iktidar bir daha kuvvet kazanıyor. Muhalefet yine işe yaramaz hale geliyor. Zaten o sonuç çıkacağı biliniyor. O zaman ne topluyorsun? Bile bile. Çekilin meclisten. Bile bile. 200, burada yerel meclisler, yerel seçimler bir tek işe yarar. Aktivist bir politikayla öyle bir başarı elde edersiniz ki Türkiye bir erken genel seçime gitme mecburiyetinde kalır. Bu bir çaredir. Muhalefetin düşüneceği bir tek şey var. Meral Hanım'ı dinlerken işte yerel seçim filan anlıyorum ki kafasında genel seçim 5 sene sonra bir erken genel seçimi zorlama morlama diye hiçbir şey yok. CHP'de hiç yok. Eren Erdem keşke olsaydı konuşsaydık. Muhalefetten seçmen şunu bekliyor. Bu aldatıldığını hissetmiş seçmen. Siz ne yapacaktınız da bir erken genel seçimi zorlayacaksınız. Ki erken genel seçimden sonra kazanılsın, ekonomiyi düzeltecek kadroları görelim, adaleti düzeltecek kadroları görelim, İstanbul depremine hazırlığı görelim, milli eğitim, ya milli eğitimde din dersi mecburi oldu, matematik seçmeli ders oldu. Bunları konuşmuyoruz biz. Bana ne Allah'ını severseniz bilmemler de ittifak hep yapmayacakları ya. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye'de bugün liselerde din dersi mecburi, matematik seçmeli. Hangi nesilleri yetiştireceğiz biz? Onun için Meral Hanım benim için çok ikinci planda kaldı. Sınıfta kaldılar. Bu konuşmalar da çare göstermekten ziyade mazeret üretmekten başka hiçbir şey değil. Konuşacak çok şey var tabii üzerine. Biraz da ama yerel seçimlerde kalmak istiyorum ben şimdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Temmuz başında yaptığı bir açıklamada yerel seçimlerden bahsederken 94 ruhunu hatırlatmıştı. Bu seçimlerin de 94'teki yerel seçimler gibi bir milat olacağını söylemişti. Şimdi 1994'teki tabii İstanbul seçimleri önemli bir örnekti. O grafiği ben arkadaşlarımdan rica edeyim. Onun üzerine birazcık konuşmak istiyorum çünkü. Şimdi oradaki oy oranlarına baktığımız zaman bir geçmişe gidelim 1994'de. Cumhurbaşkanı Erdoğan Refah Partisi'nin adayıydı. %25,19 oy almıştı. ANAP'ın adayı İlhan Kesici'ydi. %22,14 oy almıştı. Zülfü Livaneli SHP'nin adayıydı. %20,3 oy almıştı. DYP'nin adayı Bedrettin Dalan'dı. %15,46 almıştı. DSP adayı Necdet Özkan'dı. %12,32 almıştı. MHP'nin adayı Ahmet Vefik Alp %1,87 almıştı. CHP'nin adayı Ertuğrul Günay da %1,4 oranında oy almıştı. Yani şöyle bir kaba hesap yapsak SHP, DSP, CHP'nin oy oranı toplam %34'tü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la kıyasladığımız zaman ANAP ve DYP'nin toplamı da %37,6'ydı. Cem Toker size sorayım şimdi. 30 yıl sonra tam da bir seçimlere gideceğiz bu tabloyu baktığımız zaman. Şimdi İyi Parti yerel seçimlerde her ilde kendi adayımızı çıkaracağız diyor. HDP keza öyle, Yeşil Sol Parti
olacaklar şimdi bu sefer. Saadet, Demokrat Parti, Zafer Partisi, Cumhur İttifakı cephesini zaten biliyoruz. Onlar kendi içlerinde birlikteler. Orada yeniden Refah Partisi ayrı gireceğini söylüyor. Biz şimdi 94 ruhu dediğimiz zaman benzer bir tabloyla karşı karşıya kalır mıyız bu seçimlerde? Bence kalacağız. Yani oylar bölünecek. Eğer demin dedim bugünkü duruşlarını korurlarsa, her ne kadar aralık kapı bırakıyor olsalar da, onun için ben kaleleri artık çantada keklik değil muhalefetin. Çünkü oylar bölünecek. 2019'daki başarının çok özel nedenleri vardı. Ama o şartlar 2024'te mevcut değil. O çerçeveden bakıyorum. Öte yandan bence İstanbul'u iki kere üst üste kaybetmeyi Erdoğan siyaseten de kaldıramaz. Kendi tabanına da izah edemez. Yani koskoca devletin başındasın. Girdiğin her seçimi kazanıyorsun da bu İstanbul'u iki kere nasıl kaybediyorsun muhalefete diye. Bunun olmaması için elindeki bütün gücü İstanbul'a yağacaktır. Yani bugün devletin bütün kaynakları, kurumları, bakanlıkları, bürokrasi, her şey bir parti genel başkanının, Erdoğan'ın iki dudağının arasında. Bence işte, öte yandan bir de şu var, İmamoğlu'nun siyasi yasağı durumu. Yani Cumhurbaşkanlığı seçiminde İmamoğlu'nu yargıyı kullanarak kulvar dışına attı. Yerel seçimde de bence Erdoğan'ın İstanbul'da korkulu rüyası, o kadar korkulu olmasa da yani göreceli olarak konuşuyorum, çıkaracağı aday karşısındaki en büyük tehdit, rakip İmamoğlu olur. O yüzden o olasılık da var. Burada olasılıklar üzerinden konuşuyoruz. Ama 94 ruhundan Erdoğan oyların bölünmesini mi kastediyor, yoksa Refah Partisi'nin sizin de örnek verdiğiniz gibisi kapı kapı dolaşıp öyle semt, mahalle, ilçe ayrımı yapmadan yok CHP kalesiymiş, yok oranın kalesiymiş falan, kadınların işte bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır diye küçük kahve paketli, yani taban siyasetine inanan bir siyasetçi. Onu da iyi yaptı, tamam, iyi de öldür, hakkını yeme. Ona da şey yapıyor, vurgu yapıyor bence 94 ruhu derken. Doğru biliyorsam, rakamlar ezberimde değil, bu seçimde AKP'nin de oyları düştü. Düştü. Yani Erdoğan bunu da... 2002 seviyesine düştü. Ya, bak 18.536.000 oy aldı. 18 milyon. Yani Erdoğan'ı bu da demek ki... %7 gibi bir rakam var benim aklımda. 7 puanlık. Evet. Evet, Erdoğan yenilgiyi kolay kolay hazmedebilen, kabul edebilen bir siyasetçi değil. Yani hiçbir zaman rakibimi tebrik ederim, bu demokratik yarıştı falan diyecek bir siyasetçi değil. Hatta bir ara aday da olmuş da hangi seçimde? 89'da Beyoğlu'na aday olmuş. Beyoğlu'na aday olmuş, ortalığı birbirine katmış. Öyle böyle değil. Üçüncü gelmesine rağmen ikinci gelen ANAP adayıymış. Orada demişler ki arkadaş, ikinci biz geldik, senin verdiğin tepkiyi vermiyoruz. Sen üçüncü geldin, ortalığı birbirine katıyorsun. Yani sabıkasını alıyor, ilk sabıkasını alıyor orada. Hakaret ettiği için hakim. Öyle mi? İşte görüyorsunuz. Hatta bir gecim, iki gecim biraz içeride kalıyor kefaletle. 91 seçiminde de o zaman tercihli oy Mustafa Baş'a kaybetti. Var. Necmettin Erbakan rahmetli kestiriyor Tayyip Erdoğan oylarını. Hmm. Erdoğan partisinin oy oranına bakıp milletvekili seçildiğini zannediyor. Ama tercihli oylarla bir başkası milletvekili Mustafa olunca orada da biraz yine ortalığı karıştırıyor. Dolayısıyla yani bu oyların bölünmesi 94'te olan tekrar olabilir. Bunu Ankara'da da görebiliriz, İzmir'de de görebiliriz, İstanbul'da da göreceğiz. Mevcut pozisyonlarını muhalefet liderleri korurlarsa. Benim şunu söylemek istiyorum. Bence Kılıçdaroğlu meclis aritmetiğini hiç önemsemedi. Tabii. Onun tek bir hedefi vardı. Tabii. Sinekten yağ çıkarayım da Cumhurbaşkanı kaybedersem de büyük farkla kaybetmeyeyim.
Onun bağımsız Türkiye Meral Partisi'ne... Meral Akşener bugün 60 milletvekilinden bahsetti kendisine teklif edilen. Yani hani CHP'nin milletvekillerinin böyle dağıtıldığını görüyoruz. Evet, evet. Yani o Davutoğlu Babacan falan herhalde o milletvekili sayılarını görünce kendilerine verilen seçile bir hani rüya görüyoruz. Çimdikle beni falan demişlerdir birbirlerine. Çünkü ne istediyse verdi. Bağımsız Türkiye Partisi'ne binde bir oy almış. 2018'de seçime girmemiş. 2015'te binde bir oy almış, partiyi ziyaret etti. Artık bana ne, kimden ne koparırsam işte o danışman konusu. Tam ona gelecektim. O danışmanlar da bile aynı şeyi konuştu. Danışman konu 26'sında ikinci tura 2 gün kala belki bir şey koparırım diye o kadıncağızla paylaşıyor. 26 Mayıs'ta doğru gördüysem tweetinde beni danışman yaptı diyor. Şeyle tesettürlü resmini ondan bile medet ummuş demek ki Kılıçdaroğlu. Onun için şimdi Türkiye'nin başına ne çorap ördüğünü tekrar ediyorum. Anayasa meclise geldiğinde göreceğiz. Tabii. Kılıçdaroğlu bugün Cumhuriyet tarihinin en çok siyasal İslamcının temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin oluşmasında rol sahibidir. Ve toplumsal yapıda aslında bundan bu kadar uzaklaşmışken. Uzaklaşmışken. Yani bravo. 2011'de değiliz yani. Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi yani bunları daha önümüzdeki aylarda meclis açıldıktan sonra bunlar çok daha ciddi bir şekilde gündeme gelecek. Erdoğan ekonominin ne halde olduğunu görüyor. Erdoğan cin gibi adam yani yılların siyasetçisi. Gündemi değiştirmesi lazım. Toplumu germesi lazım, bölmesi lazım. Bunu neyle yapacak? Anayasayla yapacak. Ve yine çok partili rejim 70 küsur sene. Biz böyle bir şey yaşamadık, böyle bir ortam. Çünkü bugünkü Türkiye'nin durumuna siz biraz değindiniz. Bakın, bir iktidarı demokratik bir ülkede, yarı demokratik bir ülkede denetleyen birkaç güç vardır. Birincisi yasama erkidir. Emin Bey zaten yasama erki diye bir şey yok. Erdoğan'ın belirlediği, seçtiği adamlar var. Muhalefetinkiler de rol şey orada. Konu mankeni. Konu mankeni, bravo. Yasama yok. Yargı zaten ortada. 2028'e geldiğimizde Erdoğan'ın yeni yapacağı atamalarla Anayasa Mahkemesi Recep Tayyip Erdoğan Mahkemesi olacak. Zaten bugün yargının durumu ortada. İmamoğlu olsun, muhalefete yönelik çifte standartlı yargı kararları olsun. Yasama yok. Yargı yok. Dördüncü güç medyanın üzerinde Rütük demokrasinin kılıcı gibi sallanıyor. Sizleri, hepinizi, sizler de dahil, bizler de dahil otosansüre zorluyor. Ama bak Tele1'i bir hafta kapattım. Merdan Yanardağ'ı içeri al. Ağzından çıkana dikkat et. Bin kere düşün, bir kere öyle konuş. Şimdi buna zorladığı zaman özgür basın yoksa zaten demokrasi yoktur. Dördüncü en önemli unsur sadece demokrasilerde olan şey muhalefet. Saddam'a da muhalefet yoktu. Hitler'e de muhalefet yoktu. Kuzey Kore'de de muhalefet yok. Ama seçim var. Ama seçim var. Türk milleti de bizler de dahil seçim olduğu için biz Türkiye'de hala demokrasi varmış gibi burada tartışıyoruz. Muhalefet ne yapar, kazanır mı, oyu artar mı? Hepsi hikaye. Erdoğan ölene kadar o şeydedir, koltuktadır, o makamdadır, nokta. Onun için... Muhalefet bu haldeyken. Muhalefet... Amacı odur değil de, hani bununla karşı mücadele etmenin mümkün olduğu sonucu da çıksın doğru politikalarla. Arzu ediyorsanız çıksın, iyimserseniz. Mesela Mısır'da kaç tane muhalefet partisi var biliyor musun? 100. Girdim Google'a baktım. İran'da 40 tane muhalefet partisi var. Ben Kahire'ye gittim 2-3 kere. İşte oyumuz 4'tü 5'e çıkardık. %20 arttırdık falan diyor. %25 arttı oyumuz diyor. Ama Sisi söyle adını mübarek 1981-2011. Orada da parlamento var. Muhalefet partileri var. 4 senede bir seçim var. Bazı seçimlere Müslüman kardeşinin girmesine izin vermiş dönem. İzin vermiş, vermem. Yani onlar da demokrasicilik oynayan ülkeler var. Gerçek demokrasi olan ülkeler. Burada da demokrasicilik oynanıyor. Bu çerçeveden bakınca hiçbir iktidar döneminde Türkiye'de sağ olsun, sol olsun, koalisyon olsun meydan bu kadar boş kalmamıştı.
Türkiye'de muhalefet yok. İşte bu cümlenin evet. üzerinden gitmek lazım. Yani ümit oradan doğabilir. Çünkü bu yerel seçimlerde bir kere şöyle söyleyeyim. Bu partiler, bu muhalefet partileri bu halden giderlerse yerel seçimden sonra yoklar. Doğru. Siyaseten yoklar. Şunu da izin verirseniz söyleyeyim. Her yerde söylüyorum. Buna kalpten inanıyorum ben. 2002'deki en büyük hasar merkez sağ oldu. Tabii. Türkiye'de 20 küsür senedir merkez sağ yok. En büyük eksiklik Türk siyasetinde odur. Bu birisi hani siyaset boşluk kaldırmaz falan derler. Yerel seçime kadar asla bir şey yetişmez. Zaten CHP ne olacak, İYİ Parti ne olacak, yerel seçim sonucu ne olacak ama ondan sonra 2028'e kadar bir merkez sağ derken de onu da tarif edeyim. Ben şunu anlıyorum. Özal gibi Güneydoğu'ya da gidebilen, gönül rahatlığıyla oranın seçmeniyle de empati kurabilen, diyalog kurabilen, Karadeniz'e de giden, Trakya'ya da giden, Demirel gibi, Özal gibi hem Anadolu Müslümanına yani kendi dinini yaşayıp laiklikle barışık, cumhuriyet değerleriyle barışık ama dinini, inancında özgürce yaşayan insanlara hitap eden bir sağdan bahsediyorum. Bu Erdoğan'ın korkulu rüyası olur. Doğru. Bunun çıkıp da sivrilmesine, güçlenmesine izin verir mi Erdoğan rejimi? O ayrı mesele. O öyle bir lider çıkar da bunu ben sağa toparlayacağım, merkez sağa derse, onun da önüne, İmamoğlu'nun önüne koyulan engeller gibi. Akşener o iddiayla çıktı ortaya ama i̇şte başaramadı. Yapamadı. Onun yapamadı. Demek ki özünde yokmuş. Şimdi yani mayasında yok. Parti örgütünde yokmuş belki. Ona göre yani ben bir ara heveslendim. Turan Çömez, Fakı Baba falan bir şeyler. Hani bazıları Ümit Özdağ ayrıldı, birkaç sivri isim. Yani ben önce çakma MHP ile mi karşılaşacağız dedim. Sonra ümitlendim. Bazı yeni isimler katılınca falan. Ama yok. Yok hala. Bu bıraktığın yerden devam etmeme müsaade edin. Çok özür dilerim, oraya gireyim mi? Çünkü bölmem gerekecek. Reklamım geliyor. İsterseniz önce bir reklamı verelim. Tabii, tabii, ardından hiç bölmeden aradığımız tabii, tabii. üçüncü yol ne? Onun üzerine konuşalım. Şimdi kısa bir oraya gidelim. Ardından devam edeceğiz. Gerçeğin peşinde. Soran, sorgulayan, takip eden, eleştiren, güvenilir, bağlantısız ve çok sesli. Saatlerinizi ayarlayın. Fatih Portakal ile ana haber başlıyor. Mottomuz, tarafsız haber, özgür yorum. Bir günü, bir saatte yine sizlerle birlikte paylaşacağız. Yeni umutlarla 11 Eylül Pazartesi günü akşam 7'de ana haberde buluşmak üzere. Otokoç ikinci elde endişeye yer yok. Koşulsuz iade ve güven var. Garantiler, uygun kredi, takas. Türkiye'nin her yerindeki şubelerimizde bol marka ve model seçeneklerimiz, ücretsiz ekspertiz ve online satışımız da var. Daha ne olsun Güven Bey? Hayırlı olsun efendim. Hepsi Burada'da okula dönüş özel fırsatları kaçırma. Okula ihtiyaçlarını sepete ekle, Yapı Kredi WorkCard'la peşin fiyatını al, 3 ay sonra 6 taksitle öde. Hemen gel alışverişe başla. Hepsi Burada. Minas Yapı'dan Bahçeşehir Turgutlu projesinde hemen tapu ev sahibi olun. İzmir'e 21 dakika, içinde Bahçeşehir Koleji olan 7 yıldızlı bir hayat. Bu fiyatlarla ev almak artık çok rahat. Minas Yapı. Yeni bir maceraya hazırlanın. Bir SUV'den beklentilerinizi gözden geçirme zamanı. Üstün özellikleriyle yeni Torres Türkiye'de. Beklentilerinizin üzerinde bir araçla tanışmanız için sizleri showroomlarımıza test sürüşüne davet ediyoruz. Canım. Canım. Oh, demek buymuş. Merhaba. Ha, sırrın anlaşıldı. Evet, dedem aldı. Ne haber? Ne oluyor ya? Dik dur çocuğum.
acıyor. Kamburun çıkacak senin. Kıpırdamadan oku kızım. Çocuğunuzun sağlığını, konforunu düşünen, yorulmadan çalışmasını sağlayan eşsiz Nurus ürünleri okula dönüş fırsatlarıyla shop.nurus.com'da sizi bekliyor. Ben Zürafa Argi. Yeni eğitim öğretim yılında tüm arkadaşlarıma başarılar dilerim. Argibit, Argibit, hep ileri git. Kestik. Ne oluyor arkadaşım? Oo, gelmişsin, harika. Malum, hepsi burada sözü. Hepsi, hepsi, hepsi burada sözü. Hepsi burada sözünü tutuyor. Ben de hepsi buradayı tutuyorum. Medyametremiz belirecek. Beyim başkan, Lafontaine'den masal mı anlatacağım ben? Gerçeği orta yerde duruyor. Neden kaybettiniz? İki farklı bakış açısı gündemdeki olayları tartışacak. Bak, susturdular aman gözünü. Yok yok, siz şu anda programı ona çevirdiniz. Kimin haklı olduğuna ekran başında oy kullanan izleyici karar verecek. İsmail Saymaz mı? Hocam önceden zaten bunları yapacağı belliydi adamın ya. Ersan Şen mi haklı sorusu? Gözünü seveyim, o zaman girmeyeceksin seçime, kurban olayım. Hayır zaten önceden böyle olacak. O ruha sahip çıkmadı. Öyle konuşma istiyorsunuz. Serap Belovacıklı moderatörlüğünde her pazartesi ve perşembe Sokağın Sözü'nde yanıt bulacak. Sokağın Sözü pazartesi ve perşembe Sözcü Televizyonu'nda. Reklamlardan önce Cem Bey dedi ki meydan hiç bu kadar boş kalmamıştı muhalefet açısından. Emin Bey size geleceğim ama bir Burak Hocam'a dönmek isterim. Tabii. Bir dünyadaki örnekleri çünkü belki biraz üzerine konuşabiliriz. Şimdi hep bir üçüncü yoldan bahsediyoruz. İhtiyacımız olan işte Tolga Akalın açıklamalarıyla bir milliyetçi cephe oluşur mu? Üçüncü yol onlar olur mu acaba? Onu konuşmuştuk ama şimdi siyasetin tıkandığı bir noktadan geçiyoruz. Herhalde buradaki tüm stüdyodaki konukların bu konuda hemfikir. Şimdi dünyadaki örneklere baktığımız zaman evet aşırı sağda güçlenme görüyoruz. Ama daha gençleşen politikacılar, gençleşen bir siyaset de görüyoruz dünyada. Mesela daha önce siyaset sahnesinde hiç rol almamış isimlerin bir anda önemli liderler olarak, figürler olarak ön plana çıktığını da görüyoruz. Türkiye'de şu anda ihtiyaç duyulan nasıl bir yol? Haklısınız, böyle örnekler var. Kurumsal siyasetten gelmeyen, yaşı genç, siyasi geçmiş olmayan ama türlü sebeplerle bir anda kendini toplumun önünde bulan, hatta kanaat önderi, toplum önderi pozisyonuna gelen isimler oluyor. Bu böyle pekişmiş demokrasilerde de karşımıza çıkabiliyor. Sistem dışından gelen birilerinin gelmesi ve siyasette egemen olması. Bunlar bazen demokrasi ve hukuk devletini aşındıran, onu erozyona uğratan popülist figürler de olabiliyorlar. Bu bir gerçeklik. Kuşak yenilenmesi, kuşak değişimi tabii ki bir ihtiyaç. Ama Türkiye'deki siyasetteki yenilenme ihtiyacını buna indirgersek biraz kolaya kaçmış oluruz. Çünkü yeni kuşak, yeni liderler, işte az önce program arasında Emin abiyle sohbet ediyorduk. Çıksın ama sadece ben gencim, ben dinamiyim. Hadi şimdi bana verin dizginleri demekle de olmaz bu iş. Olmadan olmuyor ama sadece onunla da olmuyor. Yani bir fikir gerekiyor, bir program gerekiyor. İnsanları etrafında bir tutum belgesi. Şimdi 2001 yılında AKP kurulurken parti içi demokrasi konusunda mesela partinin iç işleyişi, iç tüzüğüyle ilgili o kadar böyle mevcut düzene göre ilerici demokratik şeyler vardı ki. Sonra daha iktidara gelmeden kendi kendini onu revize etmeye başladılar. Daha iktidara gelmeden herhalde ilk kongrelerinde, Emin Bey daha iyi bilir, orada merkeziyetçiliği güçlendirmeye başladılar. Şimdi öylesine merkeziyetçilik karşıtı, çok sesliliği hedefleyen bir programla yola çıktılar. Erdoğan'ın tek adam, tek lider, yani tek lider değil de eşitler arasında birinci olduğu bir formülle ortaya çıktılar. Ama geldikleri noktayı görüyoruz. Türkiye'de geçmişte de böyle yükselmiş, gençken siyasete girmiş, gençken lider olup yükselmiş kimi isimlerin veya sistem dışından gelmiş isimlerin zamanla nasıl diktatöryal eğilimler edindiklerini de biliyoruz. Hem tabii bugünle karşılaştırınca o dönem rahmet okutur yani. Hepsi büyük demokrasi mücahidiymiş yani bugünle karşılaştırınca. Ama baktığın zaman bir noktadan sonra Demokrat Parti de Menderes'in partisi oldu. Adalet Partisi de
onca kavga gürültüden sonra Demirel'in partisi oldu. ANAP Özal'ın partisiydi. İşte eşini alıp pat diye İstanbul İl Başkanı yapabiliyordu. Vardı itiraz edenler, parti içi muhalefet vardı ama günün sonunda vaziyete hakimdi. Ecevit 70'lerde CHP'ye o şekilde hakim olamadı, CHP'ye egemen olamadı. Ondan bir ders çıkarttı. Çıkarttığı ders demek ki parti olmayan bir parti kurmak. Yani tamamen tek kişinin her şeye hakim olduğu bir parti kurmakmış sonucuna vardı. Gürültü patırtı olmasın diye DSP'yi kurdu. Son derece antidemokratik bir işleyişe sahip bir partiydi. Dolayısıyla dönem dönem böyle sistem dışından gelen, yaşı genç insanlar yükselirler. Dünyada örnekleri var, Türkiye'de örneği var. Ama çok sağlam kazıklara bağlamak lazım bazı şeyleri. Yani mesela parti içi demokrasiden, çok seslilikten, lider sultasından sonradan geri dönülmesi, sonradan bundan, yani bunu ortadan kaldırılması vizyonunu geri çevirebilecek, yeniden merkeziyetçi, yeniden diktatörel eğilimleri besleyecek yaklaşımların baştan kesilmesi lazım. Yani öyle bir şeyin altına imza atacaksınız ki yarın öbür gün etrafınızdakiler sizi gazlasa bile, bakın genel başkanım biraz daha gücü elde toplamak lazım, siz aslansınız, kaplansınız dese bile, yo yo hayır, biz milletin yüzüne bakamayız diyebilecekleri bir manifestoya çıkmak lazım ortaya. Yani yaşadığımız tecrübeler bize bunu düşündürtüyor. Tabii bundan da önemlisi, yani nasıl bir siyaset yapma tarzından daha önemlisi, Türkiye'nin ve dünyanın 21. yüzyılda karşı karşıya bulunduğu meseleler karşısında nasıl bir siyaset? Yani şimdi bunu görmek istiyorum ben. Ha, toplumun genelinin umurunda değil, toplum lideri bakar diyebilirsiniz, haklısınızdır ama yani kalıcı bir şey çıkacaksa bunun olması lazım. Şimdi medyadan takip ettiğim kadarıyla Özgür Özel'in bir tutum belgesi açıklanması bekleniyor. Belki bugünlerde eli kulağındadır. Bugün yarın, evet. Yani şimdi çıkacak şeyi merakla bekleyeceğim. Yani görüşlerimi de aktarmış olmaktan ötürü tabii kendi açımdan da merak ediyorum ne ölçüde şekillendi diye. Ama bakalım yani 21. yüzyılın dünyası ve Türkiye'sinin temel meseleleri konusunda hakikaten ne güzel işte bunları konuşmak lazım ya dedirtecek bir metin çıkacak mı ortaya? Çok önemli. İsterim ki işte CHP'yi konuşuyoruz. Muhtemelen 5 Kasım'da olacak kurultay, iki kişinin yarıştığı bir kurultay olacak gibi görünüyor. Genel merkez cenahı da, Kılıçdaroğlu cenahı da böyle bir tutum belgesiyle çıksa keşke. Yani sadece örgütün, parti örgütünün amiyane tabirle gazını alacak bazı tüzük değişikliklerinden ibaret olmayan bir nasıl bir sol, nasıl bir Türkiye, nasıl bir dünya bunu ortaya koyan bir metinle çıksalar keşke. Çünkü bizim hala böyle efsane olarak andığımız, şimdi mesela Ecevit'in yükselişi, o sadece Ecevit değildi. Yani onun arkasında bir entelektüel birikim vardı. Mülkiye cuntası tırnak içinde tabir edilen, çünkü mülkiyeli hocalardan oluşan Ankara siyasal, ciddi bir fikriyat vardı orada, bir fikir vardı, bir planlı kalkınma fikri, karma ekonomi fikri, üçüncü sektör, halk sektörü, kooperatif fikri. Yani iyidir, kötüdür. Uygulandı, uygulanamadı. Pek uygulanamadı zaten, fırsat bulunmadı. Ama bunlarla ortaya çıkmak gerekiyor. Yoksa belli bir yaşın üzerindeki liderlerin taktik, yani işte ittifaklar nasıl olmalı, yerel seçimde ne yaparsak başarılı oluruz. İşte bu son süreçte hep beraber çuvalladık, kim ne kadar haksızdı. Bu kısır tartışmanın bizi bir yere götürmeyeceği çok açık, çok açık. Şu da var, yani Emin Bey, Emin abi diyeyim, yani öyle bir tanışıklığımız da var. Cem Bey haklı olarak bir olasılığa dikkat çektiler, bir karamsar senaryo ama olası bir senaryo. Gerçekten de Türkiye'deki tek parti rejimini, parti devlet bütünleşmesi ve Erdoğan'ın şahsında cisimleşen rejimin pekişmesi. Pekişme, yani pekişme yolunda çok mesafe kat etti zaten. Daha da sağlamlaşması diyelim. Bu bir olasılık. Neticede yerel seçim niye önemlidir? Biz 2019 yerel seçimleri üzerine niye heyecanlandık? Çünkü onun gelmekte olan, yaklaşmakta olan genel seçimdeki bir değişimin müjdecisi. Bunu muştulayan bir seçim olduğunu düşündük, buna inandık. Yoksa tek başına yerel seçimin etkisi sınırlı gerçekten de. Yani İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, belediye meclisinde azınlıkta da olmasının da katkısıyla, her türlü sabotaj ve elinin kolunun bağlanmasının da neticesinde aklındakileri, yapmak istediklerini, icraatlarını tam anlamıyla hayata geçiremiyor. Ankara'da benzer sorunlar var. Eskişehir'de bile yani Büyükşehir Belediye Meclisi'nde
muhalefet azınlıkta, yani CHP ve İYİ Parti azınlıkta. Dolayısıyla yerel seçimdeki başarı yaklaşan, yani ufuktaki genel seçimindeki zafer muştuladığı ölçüde demokrasi açısından anlamlıdır. Şimdi zaten asıl hedef olan, yani asıl kazanılması gereken mücadele alanı olan genel seçim kaybedildi. Birkaç ay önce kaybedildi daha. Üç buçuk ay geçti üzerinden. Ya bu haleti ruhiye içinde önümüzdeki yerel seçime asılmak için, ondan medet ummak için toplum kesimleri büyük bir motivasyon da hissetmeyebilir. Ve şunu da hatırlayalım. Son yerel seçim 31 Mart 2019'da katılım biraz düşüktü aslında. Yani biraz daha yüksek olsaydı mesela İstanbul'da belki o seçimlerin tekrarlanmasına yol açacak hukuki cambazlıklar, hukuki görünümlü hokkabazlıklara hiç tevessül edemeyebilirdi iktidar. Ama yani bazı yerlerde gördük, yani Cihangir Mahallesi'nde bile seçime katılım %70-75 oranında kaldıysa, söz gelimi İstanbul'dan bir örnek. Yani bir önceki yerel seçimde de 2018 mağlubiyetin izleri vardı hala. Vardı, onu hatırlamak lazım. Şimdi izler çok daha derin. Dolayısıyla bu bir problem ama buna bakarak enseyi karartmak mı lazım? Emin Bey'in bahsettiği gibi taban siyaseti, aslında adını öyle koymadan biraz daha belki militan siyaset. Militan sözcüğü Türkçe'de aktivisti tercih etmeniz daha mantıklı. Militan deyince insanların aklına kötü şeyler aktivist geliyor ama ben Batı dillerindeki anlamıyla militan onu kullanıyorum. Doğru. Yani daha böyle kararlı, adanmış parti siyaseti. Ona oraya takimat yapmak gerekiyor belli ki. Yani işte yaşam tarzı meselesi gündeme geldiğinde kadınların hakları, işte ailenin korunması adı altında kadınların şiddete uğramasının mazur görülmesi istendiğinde veya cinsel yönelimler üzerinden bir ayrımcılık anayasaya geçirilmek istendiğinde, toplumun çoğu da zaten bunu onay verir denilerek, o zaman biz bu konuda sessiz kalalım demeyecek bir muhalefet gerekiyor. Çünkü aslında gelecek bizim. Yani Figen Hanım'ın o tarif ettiği, gördüğü, arkadaşlarıyla beraber gezen tesettürlü genç kardeşimiz, gülen eğlenen, makyajını yapmış, yanındaki işte 2-3 başı açık arkadaşıyla dolaşan, aynı dünyayı paylaşan, aynı değerleri paylaşan, aynı kaygıları, aynı umutları paylaşan bu genç insanlar, anne babaları ne kadar koyu Erdoğancı olsa bile aslında toplumsal değişim için bize umut veriyorlar. Bu toplumsal değişim arzusu, isteği siyasete tercüme olmadı. Siyasete niye tercüme olmadı? Çünkü muhalefet aktörleri bir takım hatalar yaptı. Kapalı çünkü siyaset. Bir takım yani muhalefet aktörleri hatalar yaptı ama hani iktidar da tabii oyunu centilmence oynamadı. Onu da hiç konuşmuyoruz. Yani karşımızda hiç benzeri görülmemişçesine bir karalama, çarpıtma ve devlet imkanlarının iktidarın emrine sunulduğu bir seçim süreci de yaşadık. Yani bütün tabloyu görmek gerekiyor. Ben bir aklım hazır söz almışken yine önemli gördüğüm bir husus daha. Metropol'ün siyasi eğilimi ortada 2017 referandumundan beri. Yani iktidarın durumu iyi değil. Yani mesela 14 Mayıs 28 Mayıs o iki haftalık süre içinde İstanbul'da söz gelimi oy farkı açıldı. Kılıçdaroğlu lehine açıldı. Beyoğlu ilçesini 14 Mayıs'ta sarı renge boyandı. 28 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu oyları önde bitirdi. Beyoğlu kırmızıya boyandı. Şimdi metropollerde kolay kolay iktidarın atılım yapması mümkün değil. Kolay kolay yapamaz bunu. Ancak 94 yılındaki o bölünmüşlük, onun tekrarlanması lazım. Muhalefet paramparça olurken Cumhur İttifakı'nda böyle etle tırnak gibi olması lazım mesela. Bir de şu var tabii, muhalefetin uyanık olması gereken ve toplumun dikkatini çekmesi gereken mesele şu. Önümüzdeki süreçte vatandaşlık verilmesi olası Suriyeliler. Belki Pakistanlılar. Belki Afganlar, Iraklılar, Libyalılar. Şimdi Türkiye'de kaç kişiye vatandaşlık verildi? Kaç geçici koruma statüsü, hukuki tabir bu, geçici koruma statüsü altındaki Suriyeli vatandaş yapıldı? Şeffaf değil. Yani zikredilen bir sayı vardı birkaç yıl önce 2021'de. 200 bin civarında dendi, 130 bin dendi. Konut karşılığı vatandaşlık elde eden Arap ülkelerinde, Arap Yarımadası'nda yaşayan insanlar. Şimdi muhalefetin bu konuda uyanık olması lazım ve bunu engellemeye, durdurmaya gücü yetmese bile ifşa edeceksin. Yani madem Türkiye'de milliyetçilik bu kadar güçlü bir damar, madem Türkiye'de onca insan tutarsız bir iş yapıp hem Erdoğan'a oy verip hem Suriyelilerden şikayet ediyor, bu da tutarsızlık. Ama bunu yapan milyonlarca seçmen var. Hocam. Tamamlayayım Cem Bey. Bunu
teşhir edersiniz. Evet, parti devlet rejiminde bunu engellemeye gücünüz yetmez ama en azından iktidarı savunma pozisyonuna itersiniz. Seçimi kazanamayacağını bildiği için son anda vatandaşlık verilen devşirme seçmenden medet uman bir siyasi odak olarak teşhir edersiniz. Bunun da sonucunu elde etmeye çalışırsınız. Bırak Suriyeli'yi, Libyalı'yı, Afgan'ın kaçının vatandaş olduğunu. Depremde kaç bina yıkıldı, kaç insan öldü, kaç milyon seçmen adres değiştirdi. Bunu seçimden önce kanallarda iktidar sözcülerine sorduğumuzda azar işitiyorduk. Sen karamsarlık mı yayıyorsun? Biz hepsinin adresini teker teker biliyor. O çadır kentlerde, o konteynerlerde kim yaşıyor, kimin adresi, nerede? Bunlar bilinmiyor. Seçimden sonra enkazdan ceset çıktı. O hala seçmen mi görünüyordu adresini? Yani, kesinlikle görünüyordu. Birisi onların da oy kullandı mı? Herhalde kullandı. Eminim. Yalnız şunu söyleyeyim. Kimsenin de vaktinden almak istemem. Türkiye'nin yeni anayasadan önce yeni bir siyasi partiler kanununa ihtiyacı vardır. Onu da bu genel başkanlar yapmazlar, yapamazlar. Çünkü mevcut yasa onlara diktatör yetkisi vermiştir. Onun için hiç değişim meyişim olmaz. Bir de siyaset ego işi. Şimdi farz edelim. Özgür Özel şey yaptı, aday oldu, seçildi genel başkan. İmamoğlu'na da dedi ki abi sen bir 5 sene daha şeyi götür. İstanbul'da başarılı olursun. 2028'de seni aday gösteririz. Siz zannediyor musunuz ki Özgür Özel 4 sene parti genel başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti ana muhalefet partisi genel başkanlığı yaptıktan sonra ha ben kenara çekileyim de İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayımız olsun. Yani bu egolar falan olduğu müddet böyle bir şey düşünemezsiniz bile. Yine şeyler çıkıyor. Yani parti içinde şimdi bu Erdoğan modeli ben, olmaz. Şimdi bakın hayır, ben daha önce yapmazlar. Ben daha önce Cem Bey'le çıktığım bir programda bu ego meselesine dair ilginç bir anekdot anlatmış. 2002 seçimlerinden sonra 2002 veya 2007, 2002 gitmişsiniz biz pek çok parti liderine. Zannediyorlarmış ki ben adımı koysam %5 oyum. Şimdi şu var, neden bahsettiğiniz gibi bir risk var veya ne ölçüde giderilebilir? Şimdi biraz beyin fırtınası yapalım. Türkiye'de ne yazık ki bu başkanlık sistemi çarpık, antidemokratik, denge denetlemeden yoksun başkanlık sistemi pekişti. Yani bu seçimde geri çevrilmesi için büyük bir fırsat vardı. Ama pekişiyor, pekişmeye başladı. Şimdi artık bir partinin genel başkanının kim olduğuyla o partinin cumhurbaşkanı adayının veya desteklediği ortak cumhurbaşkanı adayının kim olduğu farklı konular bunlar. Yani aynı kişi olmak zorunda değil. Parlamenter sistem mantığından artık bizim de yavaş yavaş çıkmamız gerekiyor. Her parti genel başkanının doğal başbakan adayı olduğu bir düzlemden ziyade İmamoğlu veya Ahmet Mehmet, Ayşe Fatma daha böyle sağ seçmeni merkeze hitap eden daha kucaklayıcı bir profilin ortak cumhurbaşkanı adayı olması. Ama CHP'nin başında da CHP'li gibi bir CHP'linin olması. İşte böyle danışmanları görev almayan bir genel başkanın olması. DEVA'nın başında DEVA'lı gibi bir DEVA'lı. İYİ Parti'nin başında da İYİ Partili gibi bir İYİ Parti'nin olduğu bir sisteme doğru gidiyoruz. Dolayısıyla bu hani egosal çatışmaları belki bu durum kolay kalkmaz gibime geliyor. Son bir şey de yani bu seçim kazanılmayacaktı da hangi seçim kazanılacaktı? Cumhuriyet tarihinin en ağır, açık ara en ağır ekonomik krizinde gidildi bu seçime. Yani 2023'tekini kazanamayacaksın da 2028'de ne olacak da bu seçmen hadi ben sana oy vereyim diyecek. Cumhuriyet tarihinin eline yüzüne bulaştırdığı en ağır doğal afetinden sona gidildi. Mafya liderlerinin çıkıp sosyal medyada milyonlarca kişiye ne tür kanunsuzluk, yolsuzluk, rüşvet, çökme iddialarında bulundu ve bunlara tek kelime cevap veremeyen bir iktidarla seçime gidildi. Yani daha ne olması lazım ki hani umutlanayım ben ya 2028'de muhalefet dik durur da güçlenirse şu olursa bu olursa seçimi kazanabilir diye. Ben bunlara yanıt bulamıyorum üstadım. Yeni bir muhalefet olsa ortaya çıkarsa. İktidarın kendi içine çökmesi, iktidarın bir kısmının iktidarı terk edip muhalefet
lafına geçmiş. Bir araya girip Figen Hanım'a söz vereyim, bize veda sohbet edecek birazdan. Sohbet şeklinde olacaksa ben de katılırım, evet. Ama herhalde yönetiyorsunuz. Yok, birazdan kalkacak, onun için size hemen söz vereceğim. Evet. Şimdi muhalefet çok mu boş bırakıyor ortalığı ve tabii tüm burada konuşurken Özgür Özel'e geldi söz birazcık. Bir tutum belgesini bekliyoruz. Ne olursa işte bu ideal dediğimiz sistemde karşımıza ne çıkarsa mesela tatmin eder bize bu tutum belgesinde. Aslında insanlar hangi şekilde birleştiler ona bakmak lazım. Yani ciddi bir oy alındı. %48 ne kadar, belki de daha fazlaydı, onu bilemiyoruz. Seçim meşruiyeti, çünkü tartışma imkanımız yok artık, o geçti. Burada önemli olan insanların arantısının ne olduğu ve ona cevap verebilir veremez oldukları. Ona göre bakmak lazım belki. Bir kere çok zor. Yani şu anda Türkiye'nin gidişatında bu umutsuzluk yaymak değil, üçüncü yol tartışmalarını yaparken bile dönüp dolaşıp mevcut partilere geliyoruz. Bir kere mevcut partilerin hiçbirisinin bunu yapabilme imkanı yok. Bunu bir kabul etmemiz lazım. Neden yapabilme imkanları yok? Çünkü kendileri iç yapılarında demokratik yapılanmaya alerjiler var. Yapamıyorlar. Bunlar yani hangisi bize temel hak ve hürriyetler vesaire açacak, Türkiye'yi birleştirici bir dil bulacak? Yok öyle bir şey. Bunu bir kabul edelim. Gerçekten kabul edelim. Yani şimdi dinliyorum sizi, çok da beslenerek dinliyorum ama hiçbirisinde bu olamaz. Bunu net bir şekilde konuşmamız lazım. Cem Bey çok haklı, ben de çok ısrarla savunurum. Siyasi partiler kanunu orada olduğu sürece de başka bir parti çıkmaz, çıkamaz. Halka kapalı bir siyaset yapılanmasından sizin istediğiniz, hepimizin arzu ettiği, o insanların çok umutlanıp her türlü kaygıyı, endişeyi görmemeden gidip oy verdiği, 10 tane eleştirecek şey görüyorsak susup içimize atıp aman susalım, evet cumhuriyet demokratikleştirmeden bahseden bir anlayış ortaya çıktı. Çünkü daha önce demokrasi pek konuşulmaz bu ülkede. Daha çok cumhuriyet konuşulur. Ama cumhuriyetin demokratik olmayan hali de işte böyle 22 yıldır böyle yönetilen bir iktidara neden olur. Devletin içine hukuk böyle kolay çekiliverir. Cumhuriyetin içinde demokrasi olmadığı için laiklik ilkesi bıçaklanır da bıçaklanır. Bakarsınız. Yargısı o yüzden bu kadar rahat kuşatılabilir. Kimse bir şey yapamaz. Böylesi sistemin pasif müttefik partileri oluşur. İnanırsınız, değişecek diye umutlanırsınız ama bunu sonra görürsünüz. O yüzden başka bir şey yapmamız lazım. Halkın kendi koalisyonunu, ittifakını kuracağı, ama bu çok zor, uzun erimli, kolay değil. Ama buna medya da dahil olması lazım. Buna işte böyle bizlerin, Emin Bey çok güzel az evvel bir öneri getirdi mesela. Aktivist neden olmuyorlar diye. Olabilirler. Toplumun tüm mağdurlarının her türlü sorununda, hukukun mağdur ettiği herkesin yanında, yoksulluğun kırıp geçirdiği herkesin yanında, o anki mağdur kimse olabilmeyi, onların haklarını savunabilmeyi başaracak bir anlayışı kurmamız lazım. Şimdi değişim, tutum belgesi. Ya hakikaten ben de merakla bekliyorum söylediği gibi. Olabilir mi? Özgür Özel'i hedef alarak konuşmuyorum. Herhangi bir isim için konuşmuyorum. Ama aday olarak ortaya çıkanlar için, Meral Hanım aday falan çıkmasına da izin vermedi zaten. AKP'de kongresini yapacak belli. Peki CHP'de konuşuluyor. Bu sorunlar varken oradaydılar zaten. Bu danışman krizi vesaire şudur budur kamuoyuna yansımasa sesleri çıkmayacak. Milletvekilleri listeleri yapılırken bunlar sonradan çıkınca tartışıyorlar ve eleştiriyorlar. Ama oradaydılar. Demek ki şunu görüyoruz. 12 Eylül sisteminin yarattığı siyaset kurumuna itirazları yok. İstifa denen bir müesseseyle hiç ilgileri yok. Çok ciddi bir şekilde demokratik yapılanmaya karşılar. Alerjileri var. Kadın kotası falan koyuyorlar laf olsun diye. Aşağılara kadınları yazıp sıraları, gençleri. Anlatabiliyor muyum? Doğru. Tüzüğe uyduklarını söylüyorlar. Tüzüğü demokratikleştirdik diyorlar. Çarşaf listeyi, yanında blok listeyi eller kalkı kalkı veriyor. Saymadan geç veriyor. Çarşaf liste yaptık diyorlar. Anahtarı maymuncuğu çeşit çeşit listeler çıkıyor. Hiçbir yaptırımı yok. Hiçbir yaptırımı yok. Şimdi
Allah aşkınıza bu örgüt içindeki demokratik olmayan yapılanma. Güya en demokratik de CHP'de. Hiç alakası yok. Belediye başkanlarının liste dikte ettirdiği bir dönemden geçtik. Benim kentim için ben bunu çok iyi biliyorum. Daha fazlasını da söylüyorlar. Daha fazlasını ve daha dilerim doğru değildir. Yeni dönemde aday açıklanma süreçlerini görüyorsunuz. Kurulların kararı var mı? Nerede kararlar? Parti üyesi delege seçiyormuş. Ay lütfen. 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 Şimdi tutum belgesi. Özgür Bey'e hedef almıyorum. Dilerim o çalışır değiştirir ama o da oradaydı. O da o dönem oradaydı. Şimdi buna ne yapacaklar? 12 Eylül Siyaset Kurumu için yıllardır orada oturanlar var. Yıllardır. Ve hakikaten enteresandır. Çok dikkatimi çekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi mesajlarının halka iletilmesini istiyor mu istemiyor mesela. Aklıma bu da geliyor şimdi. Neden? Neden? Çünkü Faik Öztrak duruyor orada. Aynı seçimden önce de var. Seçim, insanlar siyasetten kopmuşken Faik Öztrak çok değerli bilgiler veriyor olsa bir de dinlemiyor, ulaşılmıyor. Eskiyi istemiyor kimse. Eskiyi istemiyor. Yeniye bakıyor. Şimdi ne diyecek ki 12 Eylül sistemi için? Niye hiç zamanda radikal bir başkaldırısı kimseden duymadık? Niye yeni kadroları açamadılar? Niye demokratik bir yapılanmanın önünü açmadılar? Niye tüzeye yaptırım koymadılar? Demokratikleşiyormuş gibi yapmayı tercih ettiler. Bunun için refleksleri nedir? Duymamız lazım. Gerçekten duymamız lazım. Tüzeye ciddi anlamda yaptırım koyacaklar mı? Dönem koşulu koyacaklar mı? Belediye başkanının örgüt ilgisini kesecekler mi? Her delege döneminde işe alınmaları engelleyecekler mi? Mesela iktidar nasıl şey koruyorsa, ihale açıyorsa, belediye başkanları da aynı 21. maddeyle alım yapıyorlar. Bunu engelleyecekler mi parti olarak? Duyalım mı bunları? Dürüstlük, şeffaflık sağlanabilecek mi? Halkın partisi olabilecek mi? Halkı açacaklar mı siyaset? Gelelim zihniyet anlayışları ne olacak? Parçalı demokrasi mi savunacaklar? Parçalı hukuk mu savunacaklar? Bunu bilmemiz lazım. 1930'lara mı takılacaklar? Dünya 2030'u konuşuyor. 2030 için ne diyorlar? Duyalım. Temel hak ve hürriyetlere nasıl bakıyorlar? Değil mi? Bilelim. Alevisi, Kürdü, Sunnisi, kaçak kapılar arkasında görüşmek falan. İnsan haklarına topluca bakabilecek bir zihniyet devrimini Cumhuriyet Halk Partisi, Sosyal Demokrat Parti'nin özünde insan vardır. Tüzük'te de o yazar. Ben biliyorum onu. Değişim programı ilk insanla başlar. İnsanın özünü ortaya çıkaracak demokratik bir zihniyet devrimi var mı? Yok parti sağa kaçıyormuş, yok parti... Bakın ideolojilere bağlana. İdeoloji niçin var Emin Bey? İnsanlar için. Tabii. İnsan nerede? Yok. Milliyetçi, Kürt milliyetçisi. Onlara da sözüm var. Mesela Türkan Elçi'ye yaptıkları hiç doğru değildi. Yani doğru. Ne hale getirdik toplum olarak... Hep bütün siyasi partilerin hepsi de şu anda eksi yazıyor. Hepsi dibe gidiyor. Bu bir siyaset krizidir ve Türkiye'yi bakın biz bunları gene konuşuyoruz. Çok ciddi bir ekonomik program benden sonra ben olamayacağım için konuşamayacağım. Tırıvırı. Bu kadar istikrarsız, habire enflasyon oranı düşük. Çok ciddi yoksullaşıyoruz. Dibin dibine gidiyoruz. Doların bilmem kaç olacağı söylüyor. Bir de bizim milli gelirimizin artacağı gibi bir şey söylüyorlar. Dolar artacak, milli gelirimiz artacak. Yoksullaştıran büyüme. Yani enteresan. Şimdi böyle var. Sağlık problemimiz var. Eğitim var. Milli eğitimde evet laiklik gidiyor. 16 saate çıktı vesaire. Biz bunları daha fazla dinleyemeyeceğimiz dipdiri bir anlayışa izin verebilirler mi? Eminim İYİ Parti'nin içinde de bunları dillendirecek insanlar vardı. Bakın nerede? Atan Diken yok. Hasan Subaşı yok. Aydın Bey yok. Bilmiyorum, isimler şu anda aklıma gelmiyor. Onlar da çekiliyor. Türkiye. Aytun Çıray. Bu Türkiye'yi radikalleşiyor. Radikalleştiriyorlar. Ve AKP'den kopanlar da maalesef daha radikal kesime gidiyor. Tabii doğru. Yani çok ciddi bir tehlike içindeyiz. Ben o yüzden sıkı sıkı değişim diye söz edenler, ya Özgür Özel veya başka arkadaşlar hepsi kıymetlidir. Kaç yıldır milletvekililer? Niye yeni kadrolar için bir hareket yapmamışlar? Yok mudur bu Türkiye'de? Olamaz mı sizin tariflediğiniz insanlar? Partileri zıplatacak Özgür Özel'in de yanında olduğu,
Diğer arkadaşların da yanında çok kıymetli isimler var. Hep birlikte Bülent Tezcan, hep birlikte partiyi zıplatacak insanları bulamaz ama istemiyorlar. Hiçbir parti istemiyor. İsteyip istemediklerini göreceğiz. Yo, bu onların sınavı. Hayır ben bu çok sınav, o sınavı. İstiyorsalardı Meral Hanım yarışmaya izin verirdi. Niye yarışmaya izin vermiyorlar? Neden şimdi mesela İstanbul'da bu ben çok rahatsız oluyorum. Neden Ankara'da Çankaya Belediye Başkanı'nın listelerinin şöyle böyle geçtiği konuşuluyor? Ya bakın çok ciddi demokrasi alerjisi var. Kendimizi kandırmayalım. Bu yolun gidişi yol yol değil. Yani bunu çok net kitabın ortasından konuşmak zorundayız. Tekrar söylüyorum isimlerle hiçbir sıkıntım yok. Hepsine de sevgim saygım var. Meral Hanım'ın kadrolarına da hepsine. Ama bıraksınlar artık Türkiye'nin önünü açsınlar. Bunun vebali çok ağır olur. Üçüncü yol tarifi mi? Çok net söylüyorum. Üçüncü yol tarifi artık bunun adını belki Cem Bey merkez sağ koymaya da gerek yok. Yani bir merkez partinin sağı solunun da olmasına gerek yok. Çok belli. Çok belli. Yapılacak 20. yüzyılda artık şu en kutsal varlığın insan, insanın beyni, yapay zeka artık geçti. Geçti. Yani açmamız lazım. Figen Hanım bunların hepsi iyi temenni de bir de bu ülkenin sosyolojisi var. Bu sosyoloji orada ama duruyor. Ama Emin Bey çözüm süreci başlatacağım dediğinde Tayyip Erdoğan. Bu daha bakın şu anda ne kadar geriye gitti. Kaç yıl önceydi o yıllar. Herkes bir anda Kürtçe şarkılar söyledi, kardeş oldu falan. Şimdi boğazlayacaklar. Yani bu dönüşümü sağlayacak liderlere de ihtiyaç var. Liderlere. Bakın burada en önemli konulardan biri. Anlayışlara diyeyim daha doğrusu. Anlayışların haricinde liderlere de gayet basit bakılması gereken şeyler var. Konu size sonuç kesinlikle itibariyle hala 1895'te Gustav Le Bon'un kitabında duruyor. Alfa lider lazım. Kemal Bey aynaya baksa seçilmeyeceğini görür diyor. Bazı şeyleri görmek mecburiyeti var. Erkek veya kadın alfalığa ihtiyaç var. Bu toplum bunu istiyor. Bu toplumun başka sosyolojileri de var. CHP ağzından kuş tutsa, yarın öbür gün 10 sene sonra da ne olacağını bilmem. Ama içinde bulunduğumuz 2020'li senelerde o 25'lik jant tavanı kırabilmeleri hiç kolay değil. Kırılamıyor. Bu kadar parçalı ve zor bir yapıda mümkün değil. Bak burada yani inandırıcılık sağlamaları mümkün değil. %100 haklısınız. İnandırıcılık sağlasalar, ben çok basit bakıyorum. Onun için CHP'yi çok haklısınız bu hassasiyetleri göstermekte. CHP değişim, kadro değişimlerini ve zihniyet değişimlerini yapmazsa %18'lere, 20'lere düşer. Bunları yaptığı takdirde de 25, 26, 27'lere çıkar. CHP orada. CHP bunu bir türlü yapacak. Ya 20 ile 25 arası bir yerde kalacak. Cem'in de söylediği, benim de üzerinde durduğum, oradan Ecevit, iktidar çıkmaz. Ecevit dönemini düşünün. Çıkmaz, Kürtler alan vardı, Kürtler. Bunlar hepsini ama işte yaşadık. Bakın ben onu tariflemeye çalışıyorum. Siz de aynı şeyi söylüyorsunuz. Veya o zihniyet devrimini şey, yapabilirsin. Bir dakika lafımı bitireyim. Aynı şeyi söylemiyorum. Kürtler o zaman ayrı bir parti değildi. 90'lardan evvel, 90'larda o Karayalçınların yaptıkları, rahmetli Eroğlu'nun yaptıkları o ayrı, apayrı bir konu. Evet. Apayrı bir konudan bahsediyoruz. Ecevit'i hiç karşılaştırmayın 42'sini. O başka bir dünya. Bugünkü dünyaya baktığınız zaman Kürt oyu %10 orada duruyor. Menfaati nereye icap ettiriyorsa oraya gidiyor. CHP'de 20-25'lerde duruyor. Buradaki mesele karşısında Adalet AK Parti, MHP ve diğer partilerle beraber bir 50'lik koalisyon var. Mecliste de çoğunluğu alabiliyorlar. Siz bunlara hitap edebilecek, demin Cem'in de Burak'ın da gayet doğru söyledikleri hitap edebilecek bir 20-25'lik bir şeyi çıkarabiliyor musunuz? Bunlar olduğu takdirde parlamentoda koalisyonların kurulabileceği bir ortamın ortaya çıkması söz konusu olabilecek. Bunlar dengeleri kuracak ve sosyolojik dengeleri kuracak. Sizin bu söylediğinizde sosyolojik bir başka sıkıntı daha var. Siz AK Parti ve MHP tabanından değişime de açık oyalamadığınız takdirde kamplaşmayı hiç bitiremezsiniz, daha da artırırsınız. Bu kamplaşmanın da bitmesi için merkezde dengeleri kurabilecek, bazı kanunların yapımında sağa, bazı kanunların yapımında sola bakabilecek ama ana itibariyle Türkiye sosyolojisini
Anayasanın ikinci maddesini tam özümseyerek, yani hukuk devleti, laiklik, sosyal demokrat hukuk devleti. Benim için en büyük şemsiye hukuk devleti. Ben hukuk de devleti onu istiyorum. Zaten. Onu evet. Konuşuyoruz. Böyle bir oluşum ortaya çıktığı takdirde Türkiye siyaseti dengelenecek. Seçimlerden sonra bunu göreceğiz. Çünkü bunu mevcut oraya çok ciddi de tenkit ettim demin. İYİ Parti, DEVA, Gelecek, Saadet zaten onu iddiada değil, Demokrat Parti bunu yapamıyorlar. Yapamadılar, sınıfta kaldılar. Ha bunlardan bir tanesi ismini kullandırmak suretiyle bambaşka bir şekle girer, olabilir. Ama demin tarif ettiğiniz şeyler orada tam varit. Meral Hanım bugün demokrasiden bahsediyor. Nerede demokrasi? Sizin tam tarif ettiğiniz parti yapısı orada da var. Tam tarif ettiğiniz parti. İşte yapamadıklarını gördük. Yapamayacaklar da. Dolayısıyla halkın kendilerine verdikleri primi, o boşluğu doldurmak üzere verdikleri primi çok hovardaca harcamış vaziyetteler. Baştaki şeye tekrar döneceğim. Millet İttifakı sonunda %35 aldı. Bunun için de CHP 25'ini aldı zaten. Sağdan oy alması gereken 5 partinin toplamı 10. Bu sınıfta kalmaktır. Bu boşluk ya dolar ya da bu parti devleti ömür boyu gider. Evet, doğacak gibi görmüyorum ben. Biraz güncele gelelim mi tekrar? Şimdi Meral Akşener'in açıklamalarının üzerinden konuşmaya devam edelim. Şimdi Meral Akşener'in İstanbul ve Ankara için yaptığı açıklama önemliydi. Bir onu dinleyelim. O sesi rica edeyim arkadaşlarımdan. Tekrar onun üzerine konuşmaya devam edelim. Her yerde bak 81 ilde çıkaracağız. Bu durumda İstanbul'un ve Ankara'nın büyük ihtimalle altılı masadaki eski ortağınızın partisi tarafından kaybedileceğini göze alıyor musunuz? Bunu... Hepsini alıyoruz. Belki bizimki seçilecek. Dediler ki bana arkadaşlarım, şimdi GİK'e getireceğim ben bunu. Dediler ki evet biz Cumhurbaşkanı adayı gösterdik her ikisini. Siz sorunlara çağrıda bulundunuz. İki arkadaş da kabul etmedi. Biz her yerde ayrı gireceğiz. Şimdi ben bunu GİK'e getireceğim. İstanbul ve Ankara dahil mi? Ankara dahil. Ankara'da 10'da alsak, 15'de alsak adayımız. Evet, mesela İzmir'de CHP ceketini asla seçilir diye bir kanaat var. Şu anda galiba zorluyor. Ümit Özlale şu an itibariyle çalışıyor. Ve İzmir'de ben İzmir'de adayım dedi. Bakın ben adayım dedi. Dedi evet. Şimdi hayır bize dedi. Aha. Dışarıya diyemedi daha. Bugün ben buradan ilan ediyorum. Burak Hocam size döneyim şimdi. Akşener gözden çıkartıyor ama gözden çıkarttı diye İYİ Parti seçmeni de İstanbul, Ankara'da Mansur Yavaş'la İmamoğlu'nu gözden çıkarır mı? Zaten yani başlıca major partilerin dışında kalan orta büyüklükteki partilerin yerel seçimlerdeki en büyük handikapı budur. Geçmişte HDP ve onun önceli olan Kürt partileri de aday çıkartırlardı yerel seçimlerde ama genel seçimlerde aldıkları oy alamazlardı. İYİ Parti de aynı riskle karşı karşıya. Yani Meral Akşener amacı gerçekten tam anlamıyla partisini, amblemiyle, adıyla, kurumsal kimliğiyle bir ayrı bir güç odağı olarak kamuoyuna sunmaksa amacı, bu strateji o amaca hizmet etmeyebilir. Şu da ayrı bir konu. Şimdi hani GİK'e götürecek. Diyelim ki GİK'ten de Genel İdare Kurulu'ndan onay alacak bu öneri ve kesinleşecek diyelim. Yani şunu bir hayal edelim. Sonbahar aylarındayız. İşte Aralık, Ocak iyice. Diyelim ki Cumhur İttifakı'ndaki bütün partiler yani yeniden Refah BBP olmasa bile MHP ile AKP böyle beraber girecekler. Ortak aday çıkartacaklar mesela. İstanbul'da MHP aday çıkartmayacak. Ankara'da mesela MHP aday çıkartmayacak. Şimdi Adana'da, Manisa'da AKP aday çıkartmayacak. MHP çıkartacak söz gelimi. Şimdi bunlar olurken İYİ Parti'nin, CHP'nin biz ayrı ayrı giriyoruz diyebileceğini düşünüyor musunuz? Yani o dönemde hala siyasetle ilgilenen bir seçmen kitlesi olursa... 24 saat bile çok uzun süre derken daha 6 yani ay var. Yani tabii siyasetle ilgilenen ve basınç oluşturacak bir seçmen kitlesi de lazım bunun için. Yani ama ne haliniz varsa görün diyen bir muhalif seçmen orada da bakmayabilir o ayrıntıya. Ama AKP ile MHP birbirine düşmeyecekse, bir arada gireceklerse... Yani nasıl olacak da bu İYİ Parti, bu CHP, hadi burada ayrıksı pozisyonunu koyan İYİ Parti, kendi tabanına, örgütüne, kendi seçmenine, öyle ya milyonlarca insan oy verdi o partiye. Yani bunu nasıl kabul ettirebilir?
Onu benim pek aklımın almadığı bir şey. Bir başka unsur, biz bu gibi programlarda ulusal siyaseti daha ziyade politikalar, stratejiler üzerinden konuşurken bilhassa yerel seçimlerde yerelliğin, lokal etmenliğin çok ön plana çıktığını unutmayalım. Şimdi pek çok metropol belediyesinde CHP'li belediyede İYİ Partili olduğu bilinen kadrolar var. Bunların kimisi belediye başkan yardımcısı, kimisi daire başkanı. Bu işbirliğiyle belediye meclisine girmiş insanlar var. Bu insanların bir şekilde maddi çıkar sağlaması, maddi çıkar sağladığı kişiler var. Kimini işe alıyor, kimini ihale veriyor. Yani göz göre göre kaybedilecek bir seçim stratejisine bütün bu insanlar evet der mi? Yani AKP ile MHP birleşecek ama İYİ Parti CHP'den uzak duracak. Ve İYİ Partili olduğu için, İYİ Partililiğiyle, İYİ Parti kimliğiyle büyükşehir belediyelerinde, hatta metropol niteliğinde olmayan il belediyelerinde, yani büyükşehir olmayan il belediyelerinde kimi koltuklara gelmiş olan insanlar, çevresine patronaj ilişkisiyle, klientelist, kayırmacılık ağlarıyla avantaj sağlamış insanlar, bu insanların ailesi, eşi, dostu, akrabası, eyvallah biz göz göre göre kaybedelim bu sandalyeleri diyecekler. Demezler. Ve genel merkezleri üzerinde basınç oluştururlar. Ha, yine bahsettiğim konular tam da Figen Hanım'ın şikayet ettiği bu siyasetin kayırmacılık ağları, klientelist ağları için kullanılmasının örnekleri. Ben bunları böyle ne güzel şeylerdir bunlar diye anlatmıyorum. Ama siyasetin gerçeği, yani gerçekçi olmak lazım diyerek anlatıyorum. Doğru. Hiç hoş şeyler değil. Evet, hiç hoş değil ama böyle, siyaset böyle oluyor. Bizler ideolojileri, programları, stratejileri tartışırken halkın, vatandaşın siyasetten beklentisi, bir partiye gidip üye olan sokaktaki vatandaşın beklentisi bambaşka. Yani bu programlarda içinde gezindiğimiz alem ile işte benim seçim çevrem olan Bolu'da, işte Figen Hanım Antalyalı, İstanbul'da, orada burada bir partiye üye olmuş, beklentisi olan, işe mi girerim, oğlumu işe mi sokarım, belediyede bir işim mi görülür diye bambaşka dünyalar. Şimdi yerel seçimlerde bu bizim dışımızdaki bu bambaşka dünya ama aslında reel dünya varlığını, basıncını bütün şiddetiyle hissettirir. %100. Ve bu iddianın sonunda Meral Hanım onu geçmeye tahayyül ederken %5'lerde, 6'larda kalırsa da şaşırmasın. Ben sizin konuştuklarınızdan sonra bir de bir şey eklemek istiyorum. Tabii çok güzel bunları saptıyoruz ama bir de şöyle bir gerçek var. Sosyoloji deyince toplum da bunu talep ederse olacak. Yani toplum intihara yatıyorsa, hani çünkü laiklik nasıl çıktı? Toplum üretti değil mi? Bizde de laiklik toplumun menfaatine, kendi menfaatini korumayı toplum talep edecekse zaten o itici dinamoyu bulur. Hani sizinki dediğiniz öneri olsa çok şık olur. Yani o milletvekilleri istifa etseler ve bir aktivist, yani parlamento dışı muhalefete geçseler ve halkla bütünleşseler, bir hareket yaratılsa o tarihe geçerler. Yani tarihe isimleri altın harflerle yazılır. Ama bir de şunu eklemek istiyorum. Doğru söylüyorsunuz. Bir o tarafın dengesi, bir bu tarafın dengesi ama şuna inandırabilecek bir anlayış çıksa, bilseler ki zaten ruhun menfaati, insanın menfaati nerededir? Refahında, özgürlüğündedir. Bilseler ki kim olursa olsun o çatı altında katıksız hukuk, demokrasi, temel hak ve özgürlükler mücadelesi yapılacak, sahip çıkılacak insanlar gelir zaten. Yani o yasalar da, sizin tariflediğiniz yasaların hepsi de zaten bunlara yönelik olur. Herkesin özgürlüğünü koruyacak yasalar ama vallahi çok zor. Yani o da uçtu gitti. Toplumun talep etmesine de belki o yöne de çalışmak i̇şte lazım. Orada, hani bir çözüm arama konuşması işte bu da. Millet, muhalefet milletvekillerinin ve kamuoyu önderlerinin sizin de dediğiniz gibi, anlatmaya çalıştığım gibi halkla bütünleşerek halkla siyaset yapmaya başlamaları lazım. Aksi takdirde konfor alanlarından çıkmayan bu milletvekilleri muhalefeti kendi partilerinden de soğutuyor. Hepsi konfor alanlarının içinde, büyük bir rahatlık içinde hiçbir şey yapmaz durumdalar. İnanılır gibi değil yani. Demek şey düşüyor Emin Bey bize. Yani bu işi yapacak olan siyaset kurumu ama siyaset kurumu bu işten çok uzak. İlk başta söylediğim gibi ipi kesilmiş bir balon gibi gidiyor. Demek ki önce bu siyaset kurumunu
değişmesini talep etmemiz lazım. İşte o, değiştirmek aynen. için titreyip kendilerine gelmeleri aynen. için de çok eleştirmemiz aynen. lazım aynen. belki. Aynen. Cem Bey size döneyim. Böyle deneyimli bir siyasetçiden gelen her şeyi kaybetmeyi göze alıyoruz diyerek yaptığı açıklama. Bunu nasıl siz yorumlarsınız? Mesela Erdoğan pazarlıkta el yükseltme diyor. Siz buna katılır mısınız? Akşener çok tepkili ama bu ifadeye. Her şeyi kaybetmeye göze alıyoruz'u ben yadırgıyorum öyle bir yorumu. Daha yeni kurulmuş bir parti. Varlığını da Kemal Kılıçdaroğlu'na borçludur. 15 milletvekili. Onu da reddediyor ama. Yani neredeyse artık miras gibi neredeyse. Yoksa şey olurdu, Emine Ülker Tarhan parti kurmuştu. Hatırlayın CHP'den ayrılıp falan ya, öyle bir parti olabilirdi İyi Parti. Kemal Kılıçdaroğlu sayesinde bugün Fatih Altaylı'yla konuşuyorsa konuşuyor Meral Akşener. Ama galiba şöyle bir cümle oraya gidiyor sanki. Kimsenin ağzının kokusunu çekmeyeceğimiz. Ama kusura bakmasın yani. Sanki işte, orayı kastediyor. Öyle diyor tabii. Demek ki parti içinde de çok tepkiler aldı ya. Yani kolay değil genel başkanlıkta böyle 5-6 topu yere düşürmeden havada tutabilmek. Parti Mahir. İçinde dengeleri şey yapmak bilmiyorsunuz. Hangi amaçla söylüyor bunları? Ama ben tekrar iddia ediyorum ilk bölümde söylediğim gibi tek başlarına o altılı parti içinde tek başlarına girerlerse sadece CHP bazı illeri kazanır, diğerleri nal toplar o yerel seçimde. Hiçbir ili kazanamazlar. Belki şuna yönelebilir hani 5 sağ partiyi bünyemde toplayayım diyebilir. Çünkü o da mana ifade etmez. Çünkü hiçbir şey ifade etmez. 0+0+0 zaten olur. Bakın bu matematiği unutmayalım. Meclis seçimlerinde bu altılı masa %35 aldı. Eğer YSP'den destek gelmediği takdirde bir iki tane ili kazanmanın haricinde hiçbir şey yapamazlar. Ki AKP milletvekilleri sokağa çıkamıyordu ekonomik evet. krizden dolayı. Evet. Ne çarşı pazara girebiliyordu evet. ne esnafın evet. yanına girebiliyordu. Evet. Yani böylesine bir hezimet. Evet. Erdoğan'ın fotoğrafıyla oy topladılar işin aslında. Evet. Evet. Onun için yani bu konuyu daha çok tartışacağız ama şu an bugünkü durumda işte hemen hemen hepsi tek başımıza gireceğiz. Sizin verdiğiniz örnek çok güzel 2007'de. Ben unutmuştum onu. Ben baraj altında kalmış küçük partiler içinde şey de vardı. Erkan Mumcu'nun Anapı. Ana vatanı da vardı. Zeki Sezer'in DSP'si de vardı. Hepsi baraj altında kalmışlar 2002'de. Ya dedim bir araya gelin. Siz bir önceki hükümetin koalisyon ortağıydınız. Biriniz sağın meclis dışındaki öncüsünüz, biriniz solun. Meclis dışındaki öncüsü bir el sıkışın da işte o zaman Tantan vardı, Yaşar Nuri vardı, Yaşar Okuyan'ın bir partisi vardı. Oraya müdahale edildi yani. Ya, o, hayır yani 7-8 parti bir arada Mehmet bir Ağar vardı. Bir tanesi diyor ki benim oyum adım %12 diyor, benim baraj sorunum yok. Öbürü Anadolu'da gümbür gümbür geliyoruz çok diyor. Bir topladık %300 ediyor herkesin alacağı oyu topladığını. Bu bir AKP de Büyük Birlik Partisi %30 olduğunu ilerliyordu. Öyle bir AKP bir LDP baraj altında kalıyor. Herkes gümbür gümbür geliyor. Sonra 0 çeyrek, 0-3, 0-2, 0-1 ama böyle bir şey. Şimdi bunlar da o dönemden geçiyorlar herhalde. Yaşam gidiyor mu ya? Cembe. Ya bir şey söyleyeyim. Bakın laiklik talebi toplumdan falan gelmiyor. Hiç aldatmayın kendinizi. Laiklik talebi toplumdan gelse Türkiye'yi son 15 senedir laiklik karşıtı eylemlerin odağı olmaktan mahkum olmuş bir parti yönetemezdi. Cem Bey onu sizle girdi, ben söylüyoruz. Muhalefetten duyuyor musunuz? Kazanan, söylesin de ben ne yapayım yani muhalefet söylemiyor diye ben yani o söyleyeceğim tabii. Işte. Laiklik karşıtı eylem. Onun için toplumdan öyle hak, hukuk, adalet falan toplumu da iyi tanımak lazım. Onun için diyorlar yani, beyefendi daha aktivist bir etkili bir muhalefet. Ne yapıyor? Kılıçdaroğlu ne yapıyor? Tweet atıyor abi. Bizim partideki liseliler de aynı tweet'i atıyor. Daha bu iyisini. Şimdi çıksanıza. Güçlendirilmiş parlamenter sistem diye
mangalda kül bırakmadınız iki sene. Anayasa değişik. Bir parlamenter seçildi. Mahkum olmadığı halde hala hapiste. Gitsenize topluca Adalet Bakanlığı'nın önüne. Bir yargıç meslekten atıldı. YSK'ya dilekçe verdi diye. Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığı anayasaya aykırıdır dedi. HSK meslekten attı. Sahip çıksanıza o adama. Sahip çıksanıza milletvekiline. Gündemi belirlesenize. Altı parti, liderler, yöneticiler. Çıkıp gitsenize bir siyah çelenk bıraksanıza. Bir tane kanal karartıldı sudan nedenlerle. Bir gazeteci içeride gitsenize. Kaç tanesi? Rütü'nün önüne. Bir basın açık. Altınız birden. O bir el ele tutuşup poz vermeyi biliyordunuz. Yapmacık gülümsemelerle, Mercedeslerle birbirinizi karşılamayı, dakikalarca böyle tokalaşmayı falan. Şimdi el ele verip gitsenize, bir gündem yaratsanıza, bir algı yaratsanıza. Yok. Seçim bitti. Karşımıza çıktılar mı? Yani seçim bittikten öyle. Sonra bir kere bir çıkmaları gerekmiyor. Bir kerecik. Altı liderin yani, değil mi? Çok büyük bir eleştiri. O süreci tabii başlattılar. O süreç başarıyla bitse çıkacaklardı. Bitmese de çıkmaları lazım. Evet. Bir kerecik. Evet. Bir her şeyden önce seçmene saygı, onları destekleyen bir, belki birlikte 1,5 yıl mı çalıştılar? Ona yakın. Yani tabii. O çalışma, o mesainin de birbirlerine de saygı. Hiçbir sözünüz yok bize. Ama daha çok karşılıklı suçlamalar duyuyoruz. Hatta çok kullanıyorum bir ifadeyi yayınlarda, ama bir ateşten top gibi o başarısızlık böyle. Herkes birbirine atar hale gelmiş durumda. Çünkü o altı partinin dördü zaten istediğini aldı. Adamlar 15 milletvekili. 9 bir tanesi aldı. 14 bir tanesi aldı. 10 tane bir tanesi. Hayallerini kuramazlardı bu kadar milletvekiliyle temsil edilmenin. Şimdi ne gidecek adam, bırakacak takım elbiseyi giyip de Adalet Bakanlığı'nın önüne mi gideceğim diyor. Oturuyor işte, ne güzel aldım diyor. 3-5 bir yerden daha kaparsam grup da kurarım diyor. Hayali o şimdi onun. Kendileri boşalmasın da. 10 dakikam kaldı reklam, ama şu danışman tartışmasına bir girmek istiyorum. Herkesten kısa kısa yorumlar rica edeceğim. Özellikle Kılıçdaroğlu'nun bilseydim atamazdım ifadesi çok dikkat çekti tabii bu süreçte. Emin Bey, önce size sorayım. Siz ne diyorsunuz bu tartışmalara? Bir cümleyle cevap vereyim. Bunu diyen adam Cumhurbaşkanı olmak istedi. Bilseydim atamazdım diye. Nasıl yapacaktı atamalarını? Mesela MİT müsteşarını atarken bilerek mi atacaktı? Bu kadar şuursuzca bir parti yönetilebilir mi ya? Bilseydim atamazdım ne demek? Bilmiyorsun demek, değil mi? Bilmiyorum demek. Bilmedim. Bilmeden nasıl yönetiyorsun? Vaktim yoktu ya o arada. Olur mu öyle saçma sapan şey? Gerekli araştırmayı bakın, yapamadık diyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kanunsuzluklarını ve bilgisizliklerinden 3-4 tane örnek vereyim. Bir, Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı aday olma hakkı yoktu. Yoktu. Ona rağmen biz onu sandıkta yiyeceğiz dediler. Biz de dedik ki o zaman bunu hukuka uydur. Sen bir anayasa teklifi ver. De ki anayasaya aykırı olmakla beraber Tayyip Bey olmak istiyor. Bir defaya mahsus olmak üzere anayasada bir madde değiştirelim. Bu seçime, Tayyip Bey seçime girsin. Anayasayı kendisi tanımayan bir Kılıçdaroğlu ben yeni anayasa yapacağım diye ortaya çıkıyor. Buna benzer 20-30 örnek verebilirim. 2017 referandumu, 16 Nisan referandumu, bu ucube sistemi getiren, milyonlarca mühürsüz oyu kabul eden Kılıçdaroğlu. Niye diye kendimiz sorduk, yüz yüze sorduk. Efendim korktuk dedi, silahlı adamlar kapıda bekliyormuş diye ihbar geldi dedi. Kan dökülür diye korktuk. YSK'nın önüne gitmekten korktuk dedi. Şimdi bu kişi, efendim farkında olsaydım atama yapmazdım deyince... Vallahi kusura bakmayın ama Cumhurbaşkanı olduğun zaman atamaları nasıl yapacaktın sen? Eren yani, Erdem aramızda olsaydı kendisine soracaktı. Konuşulacak tarafı kalmadı. Hepsine. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve veya başkasına CHP'yi bıraksın. Bütün sıkıntılarına rağmen arzu edilen değişim, demokrasi, parti içi demokrasi gelsin gelmesin bir kere bırakıp gitmesi lazım. Çünkü 2013 sürecinden beri yaptığı doğru hareket yok. Masayı kurmasını bile siyaseten ben
güzel bir diyalog analizi ama siyaseten yanlış bir hadise olarak görüyorum. Kendini empoze etme hadisesi olarak görüyorum. Kemal Bey'in derhal çekilip gitmesi lazım. Konuşulacak evet. Hiçbir tarafı kalmadı. İlgin Hanım size söz vereyim. 5 dakikam var reklama. Sizden rica Danışman edeyim. Danışman krizi tabii Emin Bey'in dedikten üstüne. Bir de sonrası sağa yönelen helalleşme politikasının bir sonucu olabilir mi tüm bunlar? Ama böylesi bu kadar gayri ciddi, samimiyetsiz, hadi gel aldım danışmanı, bu sağ politika açtım. Olmaz ki zaten bir de 2 gün var. Ayrıca bu bir çalışmayı gerektirir, bir politika üretmeyi gerektirir. Bu sağa açılmak yani bir mağduriyet, bir haklar onlar tartışılacaksa eğer bu etkili, sistemli, daha kapsayıcı ve uzun zamana dayalı yani kimse hem inandırıcı olmaz hem 2 gün kala hem danışman olarak atanan kişinin profili de çok tartışıldı. Kimliği de tartışıldı. Attığı tweetler. Ayrıca da neyi danışacaklar? Yani bu enteresan. Hepsi çok enteresan. Özellikle kadın hakları konusunda böyle 2 gün kala bir danışman adı. Bir de tabii sonrası. Yani sonrası da çok yazık. Çok üzüntü verici. Eren Erdem'in böyle bir şey yok demesi. Ya yani orada kelime oyunu. Evet bugün itibariyle yok. Ama belli ki o tarih itibariyle var olduğu çıkmış ve maalesef sizin danışman olarak atadığınız imzalı belgeyi çıkarıyor. Aydın Nazlı Ak'a genel başkana sordum diyerek tweet atıyor. Sonra Faik Öztrak 4'ünden sonra yoktu diyor. Şimdi bunu yapmamalı edersin. Yani bunu şimdi 100. yılın bu partiye de bu yazık günah. Yani bu şekilde yönetilmesi sanıyorum artık hani o 2 tur arasında bir can havliyle ne olur ne yapabiliriz? Yani bir şekilde Ümit Özdağ bir şekilde danışman, başka danışmanlar da var zaten. Tabii başka sayı isimler de çok var. Yüksek evet, orada. Evet. Ama hakikaten Cumhuriyet Halk Partisi tarihi nezdinde baktığınızda bu kadar ciddiyetsizlik, Kemal Bey'e bunu öneren kim? Arkadaşım diyor. Yani bu arkadaş kimdir? Kim bu arkadaş? Değil mi? Kim bu arkadaş? Mesela belki bunu da bilsek veya bu arkadaşa sonrasında hakikaten ne dediğini de bilsek belki biraz daha makule kaçar. Hakikaten öyle de bu arkadaş kim? Bu kadar rahat, böylesi selce ve olmayacak bir maksada yönelik, olmayacak profildeki birisini önerebiliyor. Çok ciddi zarar verme kastıyla mı yapıyor bu arkadaşın derdi nedir acaba diye de sormadan... Edemiyor insan. Burak Çop, bu can havli yorumuna katılır mısınız? Katılıyorum ama 5 dakikanın 3'ü gitti, 2 dakika kaldı herhalde. 2 dakika sonra sizi bölerim gerekirse reklamdan sonra devam ettiririm. Ben gidiyorum, benim dakikalarım yok. Sizin dakikalarınız hiç gözüm yok. İsterseniz reklama şimdi gidelim, ben bölmeden konuşayım. Gidebiliyor muyum yönetmenime ben sorayım. Gidemiyorsanız ben duymuş olurum, iyi olur. Devam edelim tamam. Derler. Şimdi, tabii altında imzanız varsa... kararın. Neticede ondan sorumlu oluyorsunuz. Ve böylesi bir durumda haberim yoktu, bir arkadaş önerdi falan dediğiniz zaman kendi imzanızın dolayısıyla kendi adınızın değerini kendiniz düşürmüş oluyorsunuz. Fakat bu işin yüzeysel kısmı. Biraz daha derinlemesine bir analiz yapmaya çalışacağım. Reklamdan sonra da devam edeceğim, öyle görünüyor. CHP'de bir yönelim var. Şimdi Emin Bey Kılıçdaroğlu'nun yanlışları doğrularından fazla dedi veya 2013'ten beri her yaptığı yanlış dedi. Ben 13 yıllık genel başkanlık döneminde doğrularının yanlışlarından biraz daha fazla olduğunu düşünenlerdenim. Kendisini eleştirmeme ve artık bayrağı devretmesi gerektiğini savunmama rağmen. CHP'deki değişim vefalı ve şefkatli bir değişim olmalı. Doğruları çoktur. Çok cesur işler yapmıştır. Nereden anlıyoruz? Yolda yürürken önüne mermi bırakılıyorsa, PKK'nın suikast girişimine uğruyorsa, 2019 yerel seçiminden sonra Ankara'nın ücra bir ilçesindeki ücra bir köyde neredeyse Sivas katliamını hatırlatırcasına bir eve kapatılıp orada yakın çığlıkları arasında linç girişimine uğruyorsa, demek ki birilerini rahatsız etmiş. Yani Rusya'da mesela Putin'in göstermelik muhalefeti gibi. Rusya'da bir takım muhalefet partileri var tırnak içinde. Mesela Rusya Federasyonu Komünist Partisi de bunlardan biri. Her temel meselede destekliyorlar Putin'i. Farklı gerekçelendirmelerle. Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı
Amerikan emperyalizmine karşı bir hamle olarak gerekçelendiriyorlar. Şimdi Kılıçdaroğlu ve CHP bu değil. Kendisine örülmüş sınırları yer yer zorlayan, duvarları yıkan, karşı bahçenin, karşı komşunun bahçesine kendi ağacının gölgesini düşürebilmeyi başarmış bir insan. Ama hataları da çok. 13 yılın bir metal yorgunluğu var, bir birikimi var. Bu 13 yılda şöyle bir yaklaşım hakimdi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun zihninde de, belki ona akıl verenlerde de. Bir post Kemalist yaklaşım. Yani bu AKP'nin en parlak yıllarında revaçta olan baskın entelektüel açıklamalar neydi? İşte Cumhuriyet'in kuruluşunda problem var. Yapısal bir problem var. Geniş dindar halk kitlelerini dışlıyor Cumhuriyet. Bir elit tabakası var. Bu elitler toplumun azınlığı. Dindar kitleler de çoğunluğu. O yüzden bütün Türkiye'nin temel meseleleri buradan çıkıyor. Militarizm buradan çıkıyor. Demokrasinin eksikliği, hukuk devletinin yokluğu, Kürt sorunu, haklar, özgürlükler buradan çıkıyor diye bir okuma vardı. Ve bu okuma, bu entelektüel okuma siyasi planda AKP'ye çok hizmet etti. Ve AKP'nin sivil otoriterliğini, yani Türkiye'de ordunun rolü azalırken sivilleşmenin demokrasiyi ilerletmek şöyle dursun. Mevcut demokrasiyi bile yerle yeksan ettiği bir sürece entelektüel meşruiyet sağladı. Bu bakış açısı 2010 yılında Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı olduğundan beri CHP'nin yönetim katına, yönetim zihniyetine hakim oldu. Parti örgütü bunun dışında. Partiye oy verenler dünyaya, Türkiye'ye, Türkiye tarihine, Atatürk'e, Cumhuriyet'e böyle bakmıyor. Partinin milletvekillerinin çoğu bunu paylaşmıyor. Hatta partinin merkez yürütme kurulu, MYK üyelerinin çoğu bunu paylaşmıyor. Ama tam da işte bu CHP'de tek adam yönetimi oldu diye şahsen eleştirirken onu kastediyorum. Bütün yetkili organları, kurulları, partinin örgütünü, partinin seçmenini bypass ederek bu bakış açısı hakim kılındı. Ve bu bakış açısıyla helalleşme hamlesi yapıldı. Helalleşmeye kategorik olarak karşı mıyım? Değilim. Doğru bir açılım. Yani siz sağ seçmene hitap etmeden, sağdan oy almadan nasıl iktidara geleceksiniz Türkiye'de? Ama bu helalleşme de üstlenmemesi gereken günahları üstleniyorsa bu parti veya Türkiye'de 70 yıllık çok partili hayatın askeri darbe dönemleri ve kısa koalisyonları saymazsak, büyük kısmında sağ partiler iktidarsa, Türkiye tek başına yönetmişlerse, Türkiye'nin temel sorunlarını çözmek şöyle dursun, daha da ağırlaştırmışlarsa, onların günahlarını mesela CHP'nin üstlenmesinin anlamı nedir? Veya askeri darbe dönemlerinde 12 Eylül'de bu partinin genel başkanı 3 kez hapse atıldıysa, bütün partilerle beraber Atatürk'ün partisi kapatılıyorsa, veya 28 Şubat döneminde CHP önemli bir aktör bile değilken, 99 seçiminde baraj altında kalmışken o dönemin kimi mağduriyetlerinden oluşan bir mahcubiyeti niye üzerinde taşır bu parti? Helalleşmenin dozu kaçtı. Kapsamı doğru belirlenmedi. Ve şu hatalı okuma yapıldı. CHP modernist ve laikliği savunan, tarihsel olarak da böyle bir bagajı olan bir parti olduğu için muhafazakarlar ona oy vermiyor. O zaman biz de muhafazakarların hoşuna gidecek şeyler söyleyelim. Kendi özümüzden uzaklaşalım, muhafazakar siyasetçileri bünyemize katalım. Bir kere pratik olarak işe yaramadı. İşe yaramadı. İlkesi olarak yanlıştı. Çünkü sağ seçmene hitap ederken onlar muhafazakar olduğu için, mütedeyyin olduğu için siyasal İslam'a oy veriyor. Biz de biraz daha mütedeyyinleşelim dediğiniz zaman bundan sonuç alamazsınız. Bir kere taşıdığınız tarihsel mirasa ihanet edersiniz. Size oy veren milyonlarca ve milyonlarca insanı yüzüstü ve temsilcisiz, sessiz ve sözcüsüz bırakırsınız. O virgülü şimdi rica etmek durumundayım. Cümleyi tamamlayayım. Ayrıca işe de yaramaz. Nitekim yaramadı. Reklama gidelim, devam edeceğiz. Okul ihtiyaçlarının Pirit 12'li kuru boya 59 lira Doks mağazaları ve Migros uygulamasında. Hepsi burada. Okula dönüş özel fırsatları kaçırma. Okul ihtiyaçlarını sepete ekle, Yapı Kredi Work Kart'la peşin fiyatını al, 3 ay sonra 6 taksitle öde. Hemen gel alışverişe başla. Hepsi burada. Ben Zürafa Argi. Yeni eğitim öğretim yılında tüm arkadaşlarıma başarılar dilerim. Argibit, Argibit, hep ileri git. Hayallerinin üzerinde sürüş deneyimi. Sınıfının üzerinde boyutlar.
standartların üzerinde güvenlik ve beklentilerinin üzerinde konfor sunan MGZS ve MGHS 200 bin liraya 12 ay 1.19 faiz ve takas ayrıcalıklarıyla MG yetkili satıcılarında. MG, recharge yourself. Reader'da bir şeyin hayali varsa gerçeği mümkün. Türkiye'de teknoloji üretmek mümkün mü? Türkiye'nin en büyük yerli telefon üreticisi olarak yarısından çoğu kadın, bine yakın çalışanımızla evet mümkün. Peki herkesin teknolojiye ulaşabilmesi Türkiye çapındaki yüzü aşkın Ri dükkanla mümkün. Daha büyük hayallerin gerçek olduğu, Türkiye'de üretilen teknolojinin tüm dünyada kullanıldığı bir gelecek. Hayali varsa gerçeği mümkün. Reader. Canım. Oh, demek buymuş. Merhaba. Ha, sırrın anlaşıldı. Evet, deden aldı. Ne haber? Ne oluyor ya? Dik dur çocuğum. Kamburun çıkacak senin. Kıpırdanmadan oku kızım. Çocuğunuzun sağlığını, konforunu düşünen, yorulmadan çalışmasını sağlayan eşsiz Nurus ürünleri okula dönüş fırsatlarıyla shop.nurus.com'da sizi bekliyor. Kestik. Ne oluyor arkadaşım? Oo, gelmişsin. Harika. Malum, hepsi burada sözü. Hepsi, hepsi, hepsi burada sözü. Hepsi burada sözünü tutuyor. Ben de hepsi burada'yı tutuyorum. Hepsi burada sözüyle tüm okula ihtiyaçlarını peşin fiyatına al. 3 ay sonra 6 taksitle öde. Hemen hepsi burada'ya gel, okul alışverişine başla. Hepsi burada sözü. Tekrar merhaba. Şimdi biz CHP'deki danışman krizini konuşuyorduk ama bu bölümde ekonomiye ağırlık vereceğiz. Profesör Doktor hemen vereceğim merak etmeyin. Profesör Doktor Aziz Konukman bize katılıyor. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. Size bir merhaba diyelim ama ben burada Burak Çop'un sözünü kesmiştim. Tekrar vereyim size, kusura bakmayın, reklama gitmek zorundaydım. Kesmiş sayılmazsınız yani, hatta bayağı da uzattım da bana ayrılan süreyi, fark ettim onu. Şimdi bu bahsettiğim, yani az önce bahsettiğim bu post Kemalist bakış açısı CHP liderliğine hakim olunca danışmanlar, kimi transferler, kilit mevkilere getirilen kimi isimler bu doğrultuda belirlendi. Yani sağdan oy almak için sağcılaşmak gibi bir formül. Sorulduğunda bu hep reddedildi. Hayır efendim, olur mu? Biz tabii ki Sosyal Demokrat Parti'yiz vesaire. Ama şunu görmedik. Yani CHP'de danışman pozisyonuna getirilen veya milletvekili yapılan ve sağ siyasetten gelen insanlar kendileri CHP'lileşmek yerine CHP'yi kendilerine benzetmeye çalıştılar. Ve de CHP'de de her kafadan ses çıkması, kiminin daha liberal eğilimli, kiminin daha ulusalcı, kiminin daha sol eğilimli olması, bu CHP'nin kendine içkin olan çok sessizliği, heterojen yapısının yansımasıydı bir ölçüde. Ama bir ölçüde de doğrultu belirsizliğiydi. Yani örnek verelim, 2011-2015 arasında, o zaman mecliste 4 partinin grubu vardı, anayasa değişikliği çalışması yapılıyordu. Mesela bugün standartlarında hiç olmayacak şey, 4 partiye de 3'er temsilci verilmişti. Yani oy oranlarına veya sandalye sayılarına göre verilmemişti. CHP'nin 3 o komisyonda temsilcisi vardı. İşte kimisi emekli ahim hakimi, kimisi saygıdeğer bir anayasa profesörü. Ya, üçü de farklı şeyler savunuyorlardı mesela. Üniter devlet, Türk kimliği vesaire, Kürt meselesi anayasada yer alsın mı almasın mı? Şimdi bu bir kakofoni. Dolayısıyla CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu 2010 yılında parti genel başkanı olduğundan beri ihtiyaç duyulan, çok söylenen, o ihtiyacın, o hissedildiği değişim talebi aslında içeriksiz, hazırlıksız ve biraz da böyle yol boyunca savrulmalarla, konjonktüre göre savrulmalarla şekillenen bir hat izledi. Yani böyle bütüncül, tutarlı bir değişim, bir reform projesi hakim olmadı CHP'ye. Baykal dönemiyle özdeşleşen o donmuşluk, o katılaşmışlık, o donukluk aşıldı. İlk adımı atıldı bir genel başkan değişikliğiyle ve
partide ve kamuoyunda da tanınan ve prim yapmış, puan toplamış bir isim olmasıyla ilk adım atıldı. Ama ikinci, üçüncü adımlar atılmadı. Daha doğrusu çarpık çarpık atıldı. Yani işte 2011 seçimlerinde bakıldı ki AKP %50 alıyor. CHP'nin o %26'da kalmış. Biz o zaman işte el yordamıyla ne yapalım? Sağa açılalım vesaire. Dolayısıyla bu bakış açısının ışığında değerlendirmek lazım bu danışman olarak bu hanımefendinin görevlendirilmiş olmasını. Ya da işte Abdülhatif Şener'in partide ikinci dönem aday yapılmayınca ya işte seçim kaybedilince ben aslında Kılıçdaroğlu'na oy vermedim demesi, Sinan Oğan'a oy verdim demesi ama sandık tutanağına bakıldığı zaman Sinan Oğan'a oy çıkmamış olması falan gibi şeyler. Ekmelettin İhsanoğlu doğru. İhsanoğlu vakası da öyle. Dolayısıyla yani biz böyle örnekleri, müferit olayları tartışıyoruz. İşte danışman yapılan kişinin o karmaşa, o yönetememe hali vardı yoktu, danışmandı değildi. Ay ne biçim tweetler atmış ya, bu kadına ne danışacaksınız veya ya Şener'e bakın böyle de şey olur mu falan. Bütün bunlar aslında CHP'nin girdiği yönelimin aslında kendisine uymayan bir giysiyi zorla kendine giydirmeye çalışması, o giysinin kolunun, bacağının, yakasının da vücudunu yaralaması, kesmesi, moratması ve bu arada da aslında partinin örgütünün, partinin seçmen kitlesinin, hatta meclis grubunun büyük çoğunluğunun hiç bu yönelimi desteklemiyor olması, fakat seslerini çıkartamıyor olmaları. Çünkü işte tek parti, özür dilerim, tek adam yönetimi, yani genel merkezin her şeye hakim olması, lider sultası dibine kadar, köküne kadar CHP'de de var. O yüzden bu yönelimden hoşlanmayacak insanlar seslerini çıkartmıyorlar. Desteklemeye devam ediyorlar. Bu da bir yabancılaşma hali. Yani düşünün, partinin başında bir kişi var evet. Ama partinin tarihsel birikimi, tarihsel mirası ile meselesi var demeyeyim ama hani onu sahiplenmesi gerektiği kadar sahiplenmiyor. Çok ciddi, çok kritik bir yön vermiş parti ama bunu yetkili kurullara sormamış. PM'den onay almamış, kurultaydan onay almamış ve tam da Özgür Özel'in kayıt dışı siyaset terimiyle ifade ettiği gibi fiili bir durum yaratılmış. Danışmanlar var. Sağdan gelen danışmanlar var. Onlara fikir soruluyor. Partinin politikasını onlar belirliyor. Yetkili organlardakiler de ağzını açmıyorlar. O MYK'lardaki anlı şanlı isimler, o defalarca milletvekili yapmış, partiyle adı özdeşleşmiş kişiler de bu yönelime ses çıkartmıyor. Ha tabii şundan da çıkartılmıyordu. İktidara geleceğimiz... Biraz toparlayalım, ekonomiye de zaman kalsın istiyorum. İktidara gelineceği zannediliyordu. Kılıçdaroğlu'nun ya 2023 seçimlerini kazanılacağı düşünülüyordu. Biraz da sineye çekiliyordu bu işler. Şimdi tabii her şey ortaya saçılmış durumda. Cem Bey, sizden de bir yorum rica edeyim. Bu danışman skandalı ile ilgili nasıl bir kamuoyu algısı yaratılıyor an itibariyle CHP ile ilgili? Benim tecrübem küçük bir partideydi. Liberal Demokrat Parti. Adam gelirdi, kongre yeni bitmiş, kurullar belirlenmişti, kimi MKYK'da, kimi başkanlık divanı. Adam diyor ki ben partide görev almak istiyorum, işte bağış da yaparım, şudur budur. Ne yapalım? Danışman yapalım. Hemen bir böyle mi işliyor danışmanlık kadrosu? tabii öyle. Yoksa genel başkan bir şey danıştığı falan yoktu ama hani ona da bir titr verelim de iş çevresinde falan kartını göstersin ben de. Partinin Besim Tibuk zamanında falan. Onlar önemli şeydi o zamanlar. Ben yadırgamıyorum. Yani Kılıçdaroğlu'nun demin dedim ya sinekten yağ çıkarmak için her yola başvurması. Onun hedefe kilitlenmiş. Ne olursa olsun işte bir oyda, 10 oyda getirse ben buna istediğini vereyim. Benim yadırgadığım CHP'lilerin şunu kabul etmeleri. Cumhurbaşkanı adayını 2014'te kurullarına danışmadan belirleyen adamın danışmanını belirlemesine şaşmamak lazım. Ve ben Emin Bey'e şurada katılıyorum. Yanlışları doğrulardan çok daha fazladır. 3 kere tepside ikram etmiştir Erdoğan'a o koltuğu. Bu kadar net söylüyorum. 2013, 17, 25'ten çıkmış Erdoğan savunmada. Millete Fransızca öğretiyor o zaman. Montaj, sabotaj, dublaj bilmem ne derken ondan 6 ay sonra seçim dönemi başladı. 10 Ağustos 2014. Türkçe konuşamayan Ekmelettin İhsanoğlu, İslam Konferansı bilmem genel sekreteri, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı. Hadi ondan geçtik. 2015
Erdoğan'ın çoğunluğu kaybettiği seçim Haziran. 45 gün süre var iktidar şeyin hükümetin kurulu istikşafi bilmem ne görüşmeler. 35 gün. Erdoğan dedi ki Davutoğlu sen bunu oyala. O da oyalandı. Oyalandı. 35 gün efendim içeride demokrasi manifestosu yazıyoruz. Aynı hikaye. Davutoğlu'yla çıkıyorlar, poz veriyorlar falan filan. 36. gün girin Google'a bakın. Kılıçdaroğlu çıkıyor diyor ki içeride bize koalisyon teklif edilmedi. Sen niye etmedin? 35 gün ne konuştun abi? Pilav tarifi mi verdiniz birbirinize? Evet aynen. 2015'te bu kazık geldi. Programlarını karşılaştırdılar. Ya. Böyle saçmalık olur mu ya? Geldi 2017 referandumu. Herkes diyor ki 2018 gecesi Muharrem İnce neredeydi? 16 Nisan 2017 gecesi Kılıçdaroğlu neredeydi? Kemal Bey neredeydi? Soran oldu mu? Gıkını çıkarmadı. Rejim değişti ya. Olağanüstü hal şartlarında. Ve bir şey daha söyleyeyim. O YSK anayasal suç işledi. Doğru. Anayasanın maddesi var. Kanun, o kanun yorumu açık değil. Doğru. Kanun yapıcı koymuş. Geçersizdir. Nokta. Mühürsüz pusulalar, zarflar geçersizdir. 2017 böyle geçti. Bir daha ikram etti. Geldik 2018'e. Abdullah Gül'ün peşinden koştu ya. Çatı adayımız olsun diye. Koşmadı mı? Ne alaka abi? Sen Türkiye'nin ana muhalefet partisinin başkanısın. Kendin bir aday, kendin niye aday olmuyorsun? Partili aday olmaz dedi. Şimdi partili aday. Şimdi partili aday oldu. Her şeyi tutarsız ya. 2023 bir daha tepside ikram edildi. Bu kanal dahil her yerde konuşuldu. Millet İttifakı'nın çatı adayı kim olacak? Lan bir gün çık da sor. Cumhur İttifakı'nın adayı kim olacak? Erdoğan sen olamıyorsun. Anayasa ortada. İki kere mazbata almışsın, üçüncüyü alamazsın. Cumhur İttifakı'nın adayı kim olacak? Bir gündem değiştir ya. Ben bunu bir kere duymadım hocam. Onun için yani Erdoğan'ın sağ koludur Kılıçdaroğlu. Belki de ona diyordur ki sen otur, yerel seçim de geçsin, ondan sonra ne yaparsan yap. Geçiyorum, ekonomiye gelelim artık çünkü çok sıcak başlıklar var hafta başından bu yana. İşte Mehmet Şimşek'in TÜİK başkanını aradı ve ben doğru plan yapamıyorum artık, doğru verileri açıklayın dediği yönünde kulis haberler vardı geçtiğimiz haftalarda, hep konuşmuştuk. Bu haberlerden sonra bu hafta ilk kez biz TÜİK'in ENAG ve İTO'nun üzerinde enflasyon oranları açıkladığını gördük. Şimşek'in işte o doğru oranı talep ettiği konu da Türkiye ekonomisinin önümüzdeki 3 yılını belirleyecek bir plandı. Orta vadeli plan son adı. Her bakanla beraber ismi değişmişti. Şimdi konuşacağız, önce o plana bir bakalım. Onun tahminlerini bir getirelim ekranlarınıza. Arkadaşlarım grafik hazırladı bizler için. Bir büyüme hedefleri gelecek. Önce onları bir okuyalım. 2023 için büyüme hedefi %4,4. 2024 için %4. 2025 için 4,5. 2026 için %5'lik bir büyüme hedefinden bahsediyoruz. Devam edelim diğer grafiklerle. Orta vadeli planda başka neler tahmin ediliyor? Ortalama dolar kuru tahmini. Bunun üzerine çok konuşuluyor. 2023 sonu, 2023 tahmini 23,85. 2024 tahmini 36,78 lira. Tabii bu oranların tutması için, 2023 sonu oranının tutması için şu anda şöyle bir hesap yapılıyor ekonomistler tarafından. Yıl sonunda 30'un üzerine çıkacağı öngörülüyor doların. Yani bu 2023 tahmini düşüyor diye algılamamak lazım. Ortalama mı? Ortalaması. 12 ayın ortalaması. Yani yıl sonunda şu anda Merkez Bankası da değil tabii, orta vadeli planda bile tahminler 30'un üzerine çıkacağı yönünde dolar kurunun. Hızlıca diğerlerini de bir tur atalım. Hızlı hızlı okuyayım onları. Kişi başına gelir hedefi 2023 için 12.415 dolar. Diğerini alalım, zaman kaybetmeyelim. Bütçe açığı gelebilir ya da işsizlik hedefi. İşsizlik hedefiyle devam edelim. 2023 için %10,1 ve bir de bütçe açığı kaldı. Bütçe açığını da hemen getirelim. Oradaki beklenti de 2023 için 1,6
trilyon lira. Üzerine hemen hızlıca konuşmaya başlayalım. Aziz Konutman, tabii hemen işin uzmanına dönelim, bir soralım. Şimdi bugüne kadar bizim yayınlarda konuk ettiğimiz bütün uzmanlar, ekonomistler hep diyorlardı ki evet, ekonomiye yeni bir yönetim geldi. Mehmet Şimşek geldi, Hafize Gaye Erkan geldi ama biz bu yönetimin nasıl bir plan izleyeceğini bilmiyoruz. Bizim bunu bir an önce görmemiz, daha net yorum yapabilmemiz için bu lazım deniyordu. Ne gördük biz bugün? Ne dersiniz Aziz Bey? Rakamları ben aktardım ama bu rakamlar, veriler bize ne anlatıyor? Sizlerin mesela beklentileri karşılandı mı bu planda? Efendim şimdi ondan önce, esasa geçmeden önce usul çok önemli. Çünkü 5018 sayılı bütçe mali kontrol yasası OVP'nin nasıl yayımlanacağını usulünü gösteriyor. 16. maddenin değişik ikinci fıkrası. Lütfen altını çizelim. 16. maddesinin değişik ikinci fıkrası. Diyor ki kalkınma planı doğrultusunda hazırlanır diyor. Onun önceliklerini dikkate alınır diyor. Ya kardeşim 12. plan yok ortada. Ya bu ne kepazelik ya. Ya bir Allah'ın kulu bugün bekledim bir tepki versin diyor. Ya bu ne rezillik ya kardeşim, bu ne rezillik. Bir daha söylüyorum. 12. kalkınma planı ortada yok. Ama onun doğrultusunda, onun hedeflerinin doğrultusunda OVP'nin hedefleri belirlenmiş durumda. Bu nedir biliyor musunuz? Arabayı atın önüne koşmak demek. Ya bir kere böyle bir şey mümkün. Yani şöyle bir şey olabilir mi? Plandan sonra gelen bir hiyerarşide bir program duracak, planın hedeflerinin ötesine geçip adeta plan ondan sonra açıklanacak, plan ondan sonra belirlenecek. Nitekim Ekim ayında kalkınma planının açıklanacağı söyleniyor. Yani bir kere bu anlamda resmi gazetede yayınlanan bu belge usulüne uygun bir belge değildir. Kanun o ilgili fıkrasının açıkça ihlalidir. Önce bir kere bunu konuşalım. Bunu gündeme getirmezsek ya ne olur işte canım, yani hukuk işte idare edin ya, hangi şeye hukuken uyuyoruz ki ya, bunu da idare edin diyemezsiniz. Bu bir. İkincisi, bakın siz tabloda çok detay vermediniz. En önemli bölümü orası. 2023'te 1,6 trilyon lira bütçe açığı. O ne açıklanmıştı hatırlayın ek bütçeyle birlikte. Eğer şey yaparsanız bütçe açığının o zaman şimdi bakın bütçe 1,1 trilyon ek bütçeyle parlamentonun önüne gelindi Temmuz ayında, hatırlayalım. Ve o kadar da gelir olduğu için bütçe değişmedi. Şimdi aşağı yukarı 659,4 milyar bir bütçe açığı vardı. Bizim 5018 diyor ki ek bütçe de getirseniz ek bütçe denk olacağı için meclisin başlangıçta kabul ettiği bütçe açığı değişmez diyor. Demek ki ek bütçeyle birlikte bizim herhangi bir şekilde bütçe açığımız değişmemiş. Peki buraya ne yazıyorsunuz siz? Buraya yazacağınız sizin 659,4. Hadi yuvarlayalım, 660 milyar yazmanız lazım. Bu ne kardeşim? Bu 1,6 trilyon ne? Ha, detayını araştırınca OVP'de onun tabloları var. Bakın çok ilginç bir tablo ortaya çıkıyor. Hemen rakamı vereyim size. 2013 ek bütçesi dahil, yani başlangıç ödeneklerine ek bütçeyi dahil ettiğimiz zaman, çünkü ek bütçe kanunu geçti biliyorsunuz parlamentodan. Rakam şu: 5,6 trilyon, yani yuvarlıyorum, 5,6 trilyon bir ek bütçe meclisten geçmiş. Ya harcama ne biliyor musunuz? 6,6 trilyon. Ya nasıl iş bu ya? 1 trilyona yakın resmen siz ödenek eklemişsiniz. Yani aslında ödenek üstü harcama yapacaksınız. Açık açık ilan ediyorsunuz. 1 trilyonun altında, rakamı tam vereyim, 973,5 milyar lira meclisten geçen, bakın meclisten geçen ödeneğin üstünde harcanacak rakam. Neredeyse bir ikinci ek bütçe hazırlanmış. Ben bunu daha önce uyarmıştım. Demiştim ki paralel ek bütçe geliyor demiştim. Nedeni de şu: neden paralel ek bütçe? Ben nereden tahmin ettim bunu? Şundan tahmin ettim. Torba yasanın 15. maddesiyle
Cumhurbaşkanı yetkili kılınıyor bazı ödenekleri artırmaya kuruluşların. Daha önce de depremden sonra yine ödenekler Cumhurbaşkanı kararlarıyla artırılmış ve bunların resmi gazetede de yayınlanmamış. Bakın çok acı bir şeydir bu. Yani kuruluşlara ek ödenek getiriyor Cumhurbaşkanı kararlarıyla. Bunlar şeyde yayınlanmıyor. Çünkü onun da şeyini almışlar, önden garantisini almışlar. 15 Ağustos 2023 tarihli bir Cumhurbaşkanlığı kararında resmi gazetenin şeklini yeniden belirlemişler. Onun dördüncü maddesinin K-bendi ne diyor biliyor musun? Cumhurbaşkanı her kararı yayınlamayabilir. Ya kardeşim burası göçebe toplum mu ya? Burası kabile toplum mu ya? Ne demek ya Cumhurbaşkanı istediği kararları yayınlar, istediği kararları yayınlanmaz. Bir daha söylüyorum. Dördüncü maddenin K-bendi. Ve o madde gerekçe gösterilerek ödenek artırımları Cumhurbaşkanı kararnamelerle yapılmış ve hiçbirisi yayınlanmamış. Ben o tarihten beri bağırıyorum. Bak Mart, Nisan tarihi depremden sonra lütfen açın bakın Google'da arayın Aziz Konukman deyin bu çağrılarımı görürsünüz. Bir de buna şey eklendi torba yasanın 15. maddesiyle o da bütçe ek kanun teklifi meclise geldiğinde aynı anda sunuldu. Orada da bir rakam var o da bilinmiyor. Peki Soru şu. Peki niye 1,1 trilyonla gelindi? Aslında 1,1'in üstünde bir ödenek artışı teklifi, ödenek ihtiyacı var. Ama oraya 1,1 yazmışlar. Nedeni söyleyeyim şimdi size. Bu 1 trilyona yakın harcama yapmaları nedeni eğer bunu bütçede gösterseler de ek bütçede o kadar gelir yaratacaklardı. Fakat o kadar gelir yaratmak demek vergileri artırmak demek. Zaten vergiler taşınamayacak noktada olduğu için bakın burası çok kritik. Vergiler taşınamayacak noktada olduğu için çünkü devamlı zamlar, artışlar, ÖTV artışları, KDV artışları daha nereye artacak? Boyutlarda olduğu için artık dediler ki ya biz ödenekleri harcamaları artıralım ama bunun karşılığında gelir de göstermeyelim. İşte onun için ek bütçe kanun teklifinde bu rakamları göstermediler. Yani 5,6 trilyon demediler. 6,6 trilyon demediler. 5,6 trilyon dediler. 1 trilyonu orada göstermediler. Peki soru bunu nasıl finanse edecekler? Onun da çok güzel formülünü buldular. Ne yaptılar biliyor musunuz? Borçlanma limitini 3 misli çıkarttılar. Bakın anayasaya aykırı olarak borçlanma kanununa aykırı olarak nereye yükselttiler? 2,2 trilyona. Bakın 2,2 trilyona. Bu ne demektir? İstese bu iktidar 2,2 trilyon bütçe açığı verebilir. Buraya insaflı yazmışlar 1,6 trilyon diye. Yani meclisin bütçe hakkını bir kenara itmişler. Parlamentodan geçirdikleri harcama iznini bir kenara atmışlar. Bu olacak şey değil. Bunun adı ödenek üstü harcama demektir. Bizim 5018 sayılı yasa bunu kanun dışı olarak ilan etmiş. Ama bu OVP'de kanun dışı bütçe açığı verileceği ve bütçe harcaması yapılacağı resmen metinler arasına yazılmış. Tabii bu benim dediğim gibi yazılmamış. Oraya bir rakam konmuş. 1,6 trilyon diyor. Bu istenilirse bir 600 milyar daha eklenebilecek durumda. Çünkü bu yetkiyi almış durumda. Yani 2,2 trilyon borçlanma yapabilecek durumda. Peki bugüne kadar ne kadar borçlanma yaptı derseniz o kadar az yapmış ki daha bütçe genel bütçe açığının çok çok altında bir borçlanma yapmış ama limitlerini kullanmamış daha henüz. İki defa %5 artırma hakkı var. Onları kullanmamış. O bulunacak rakamın 3 misli bir yetki almış. Yani akıl tutulması. Anayasaya aykırı, bütçe kanununa aykırı, borçlanma kanununa aykırı hem de bir geçici maddeyle. Ya bütçe borçlanma kanununa bir geçici bütçe madde koyarak borçlanma kanununun borçlanma limiti değiştirilebilir mi ya? 5. madde borçlanma limiti değiştirilemez diyor. Sadece 2 istisnası olur diyor. Birini Maliye Bakanı %5 artırır, bir de Cumhurbaşkanı diyor. O da gerekçelerini açıklamak kaydıyla. Yani neresinden tutsan OVP elinde kalıyor. Başka nerede elinde kalıyor? Ya siz daha Merkez Bankası Başkanınız daha yeni açıklamamış mıydı enflasyon raporunu? 2000
23'ün sonunda, yıl sonunda 58 dememiş miydi? Onun daha mürekkebi kurmadan, bakın ne olur 41 gün çizdiriyorum. Olmuş, ben saydım biraz önce, evet, onu. Mürekkebi kurmadan geçenlerde faizi artırdıkları zaman, politika faizini en son kararda, şöyle bir açıklama yer aldı o para kurulu kararında. Diyor ki en üst rakam hedefte neyse o gerçekleşecek diyor. O ne biliyor musunuz? 62. Yani çaktırmadan, bakın çaktırmadan Merkez Bankası Başkanı'nın 2023 yıl sonu hedefi 62'ye yükseldi. Şimdi anlaşılıyor ki o da yetmedi. Bu programda, bu şeyde, OVP'de tutmuşlar bunu 68 yapmışlar. Olacak şey değil. Bakın sizin verdiğiniz o rakam yanlış orada. Enflasyon demişsiniz 2023, o 68 olacak. Sevgili dostlar. %62,6 değil o. O nereden gelmiş bilmiyorum. Bir daha söylüyorum. 2023 yıl sonu TÜFE enflasyon hedefi 68 olarak revize edilmiştir. Yani daha önceki 58 10 puan yükseltilmiştir. Ama zaten 62 olacağı da ifade edilmişti para kurulu kararında. Dolayısıyla böyle bir vahim bir durum var. Yani bırakın 2024-25 hedeflerini tartışmayı. Daha 2023'ün hedeflerini bile doğru dürüst belirleyemeyen son derece gayri ciddi bir kadro var karşımızda. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Şimdi herkese söz vereceğim. Devam edeceğiz. Bir kısa aram var. Bölmeyeyim. Kısa araya gidemiyor muyum şu anda? Tamam, o zaman yine bölmek durumundayım. Şu anda gidemiyormuşum. Emin Bey, size söz vereyim. Buyurun. Siz sizin dikkatinizi çeken nedir bu OVP'de? Hocamızın ağzına sağlık. Az bile kızmış. Yani sen bir söyleyeyim, az bile kızmış hocam. Çok haklı söylediklerinde. Şimdi ben de okumaya çalıştım. Bir kere ben buna program diyemiyorum. Çünkü bir temenniler konmuş oraya ama bunların nasıl icra edileceği hakkında en ufak bir bilgi yok. Bir de hocamın da belki dikkatini çekmiştir. Türkiye gayri safi milli hasılasını 1,5 trilyon olarak koymuşlar ortaya. Ben bu 1,5 trilyonluk gayri safi milli hasılayı ilk defa duyuyorum. 1 trilyonu geçtiğimizi de daha duyamamıştım. Yani onu da nasıl bulmuşlar bilmiyorum. Yani bunun bir uygulama tarafı yok. Burada bizim dinleyicilerimiz için çok basit bir şey söylemek istiyorum. Enflasyon düşecek lafı fiyatların düşeceği manasına gelmiyor. Burada büyük o bir algı yaratılıyor. O algı yaratılıyor. Şimdi bu rakamlara baktığınızda bizim yılbaşında 100 liraya aldığımız malı biz Aralık ayında 170 liraya alacağız. Bu bir kere bu. Gelecek sene... Bu da iyimser tahmin. İyimser tahmin. Gelecek sene bu malı 250 liraya alacağız. Öbür senede bu tahminler tutarsa 300 liraya alacağız. Yani aşağı yukarı söylüyorum. Bu fiyatlar daha artmaya devam edecek. Ne olacakmış? Artış hızı azalacakmış. Ayrıca hoca gayet güzel anlattı. Bu kaynaksızlıkla bu %4,5'luk büyüme hızları tutulamayacaktır. Doları inşallah bu seviyelerde tutarlar ama bu seviyelerden bile ihracat ve ithalat dengelerini halledemeyeceklerdir. En önemlisi bu liyakatsız yönetim dedi hocam. Bu liyakatsız yönetimin uygulama programını da göremediğimiz için, aralarında belki de en liyakatlısı devlet planlamadan geldiği için Sayın Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı yardımcısı, o da bunun izah edilemeyeceğini düşündüğü için plan açıklamadı bence. İcraat planı, icraat programı açıklamadı. Bunlar orta vadeli plan diyorlar. Burada plan yok. Bir plan dediğiniz zaman bunun nasıl uygulanacağını anlatırsınız. Uygulama falan yok ki burada. Biraz cekcakta kalıyor. Burada tamamen bir temenniler, bir rakamlar, bir temenniler şeyi var, manzumesi var. Nasıl yapacaksınız bunu? Hiçbir şey yok ortada. Dolayısıyla ben bunu ciddiye alıp da yorumlanacak bir halde olduğunu zannetmiyorum. Burada bilakis çok büyük sıkıntıların emareleri var. Demin söylediğimiz gibi bugün 100 liraya aldığımız malı bu senenin sonunda 3 ay sonra 130 liraya alacağız. Gelecek sene 170-180 liraya alacağız. Bir sonraki sene de 250 liraya alacağız. Asgari olarak gördüğümüz bu. Reklama gidelim, devam edeceğiz.
gerçeğin peşinde. Soran, sorgulayan, takip eden, eleştiren, güvenilir, bağlantısız ve çok sesli. Saatlerinizi ayarlayın. Fatih Portakal ile Ana Haber başlıyor. Mottomuz, tarafsız haber, özgür yorum. Bir günü, bir saatte yine sizlerle birlikte paylaşacağız. Yeni umutlarla 11 Eylül Pazartesi günü akşam 7'de Ana Haber'de buluşmak üzere. Magnum'la hayata mini bir haz arası. %100 Magnum hazlı mini boyutunda haz her anında. 31 Ağustos 13 Eylül tarihleri arasında tüm Magnum mini çeşitleri sadece 79 lira 90 kuruşa. Mini bir haz arası Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros size iyi gelecek. Hepsi burada da okula dönüş özel fırsatları kaçırma. Okula ihtiyaçlarını sepete ekle, Yapı Kredi Work Kart'la peşin fiyatını al, 3 ay sonra 6 taksitle öde. Hemen gel alışverişe başla. Hepsi burada. Minas Yapı'dan Bahçeşehir Turgutlu projesinde hemen tapu ev sahibi olun. İzmir'e 21 dakika, içinde Bahçeşehir Koleji olan 7 yıldızlı bir hayat. Bu fiyatlarla ev almak artık çok rahat. Minas Yapı. Okul alışverişinde doğrusu Carrefour'sa da. Şimdi Rio 12'li kuru boya ve çantalı pastel boya çeşitleri 39 lira 99 kuruşa. Doğrusu Carrefour'sa da, doğruca Carrefour'sa da. Hayallerinin üzerinde sürüş deneyimi. Sınıfının üzerinde boyutlar. Standartların üzerinde güvenlik. Ve beklentilerinin üzerinde konfor sunan MG ZS ve MG HS 200 bin liraya 12 ay 1.19 faiz ve takas ayrıcalıklarıyla MG yetkili satıcılarında. MG, recharge yourself. Kestik. Ne oluyor arkadaşım? Oo, gelmişsin, harika. Malum, hepsi burada sözü. Hepsi, hepsi, hepsi burada sözü. Hepsi burada sözünü tutuyor, ben de hepsi buradayı tutuyorum. Hepsi burada sözüyle tüm okula ihtiyaçlarını peşin fiyatına al, 3 ay sonra 6 taksitle öde. Hemen Hepsi Burada'ya gel, okul alışverişine başla. Hepsi burada sözü. Orta vadeli planı konuşuyoruz, tartışıyoruz bir yandan. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamaları daha vardı. Onunla birleştirip Burak Çapa yönelteceğim sorumu. Kabine toplantısından sonra konuşurken Cumhurbaşkanı Erdoğan sorun ekonomik değil, psikolojik dedi. Aslında o ifadesi de çok dikkat çekti. Bir kez daha sabır istedi ve enflasyonu bu şekilde dize getireceğiz dedi. Hem bu orta vadeli planda anlatılanlara baktığımızda, hem bu atılan adımlara baktığımızda enflasyon dize gelecek gibi görünüyor mu, ne dersiniz? Ekonomi üzerine sahip olduğunu iddia ettiği uzmanlık neticesinde önce Türk lirasını kasten değer kaybettirilerek, sonra da neoliberal politikaların mantığına uygun bir revizyon yapılarak iki farklı dönemde halk yoksullaştırıldı. Ekonomi üzerine sahip olduğunu iddia ettiği uzmanlığın neticesi buysa, psikoloji üzerine sahip olduğunu iddia ettiği uzmanlığın neticesinde toplum psikolojisi ne olur? Düşünmek bile istemiyorum. Burada şu nokta önemli. OVP'ler, orta vadeli programlar kadar kısa sürede hızla kendi kendini yanlışlayan başka belge yok Türkiye'de. Yani özellikle son yıllarda, son 5 yılda. Ne zaman AKP'li bir bakan, bir yetkili orta vadeli programı açıklamış olsa, yani o kadar kısa sürede yanlışlanan, mürekkebi kurumadan çöp sepetini boylayan başka bir belgeye biz şahit olmadık. Belli ki 2023 OVP'si de aynı kaderi paylaşacak. Ben burada Aziz Hoca'ya bir soru sormak istiyorum. Bu kayıt dışı yaratılan harcama kalemi, 1 trilyon liranın üzerinde olan,
Aziz Hocam, bu kayıt dışı yaratılan kalemle acaba yerel seçimlerde popülist harcamalar yaparak seçimleri kazanmayı mı hedefliyor iktidar? Yani bu kalem, bu büyük devasa anayasaya, yasalara aykırı olarak oluşturulmuş bu yasa dışı, sizin tabirinizle harcama kaleminin hedefi ne sizce? Tam da isabetli bir tespit. Ben detaylarını vereyim size hemen. Ama ondan önce gerek Emin Bey, gerekse de moderatör arkadaşımız, dil sürçmesi, devamlı plan diyorsunuz, orta vadeli plan. Ne olur onu düzeltelim, orta vadeli program. Yani plan lafı VTR'de de bir ara yer doğru, aldı. Doğru, haklısınız. Doğrusu program. Bir de cevap vermeden önce yine Emin Bey'in tespiti üzerine tamam, yani bu belgeyi ciddiye almayalım ama niyetler var burada. Niyetler var. Emin Bey, onları ciddiye alacağız. Bakın siz vekillik yaptınız mecliste. Yani vekiller, değil mi, bütçe harcama iznini verir siyasal iktidara. Siz meclisten ek bütçe dahil yeni bir bütçe çıkartmışsınız ve onun üzerine orada alacağınız ödeneğin üstüne 1 trilyon eklemişsiniz. Şimdi bunu sormayacak mıyız? Tamam, bu belge gayri ciddi ama bu belgenin böyle bir niyeti, ben meclisin bütçe hakkı gereği bana verdiği izni tanımıyorum diyen bir siyasal iktidara Emin Bey bir sözünüz olmayacak mı? Olmaz olur mu hocam? 20 senedir bundan hani mücadele ediyoruz. İşte ciddiye almayalım dediğimiz zaman öyle bir sıkıntı da beraberine geliyor. Hedeflerini ciddiye almayalım ama bu noktaları da altını çizelim. Şimdi hocamın sorduğu soruya gelelim. Bakın sevgili hocam, personel harcamalarında, hemen rakam veriyorum size. Personel harcamalarında 407 milyar meclisin verdiği iznin ötesinde harcama yapılacak. Bakın, sıkı durun yani. 407 milyar şaka gibi. Bunun dışında mal ve hizmet alımları var biliyorsunuz. Orada mal ve hizmet alımlarında 51,6 milyar ödenek üstü harcama yapacak. Yani meclisin verdiği iznin ötesine geçip. En önemlisi cari transferler. Bu seçimle ilgili bütün çeşitli, hani diyoruz ya, seçim rüşvetleri, seçim şekerleri diyoruz ya, tarımsal transferler, gelir transferleri de dahil, orada destekleme ödemeleri de dahil, hepsini içeren kit, görev zararları filan, o rakam 560,7 milyar. Yani resmen, cümlemi tamamlayamadım ilk turda, resmen seçimin finansmanına dönük olağanüstü bir harcama var. Yani bu 1 trilyon burada kullanılacak ve üstelik meclisin izninin dışında bir harcama yapılacak. Yani yasaya aykırı bir şekilde 5018'e ödenek üstü harcama yapılacak. Artık buna bir daha ikinci bir ek bütçe olmayacağı için o şans da yok. Dolayısıyla yasal hale getirmek de mümkün değil. Onu da not edeyim. Cem Toker, size döneyim. Şimdi net, somut bir program mıdır bu? Şimdi geçen seneki programın neredeyse tamamı tutmamışken bu kez tutar mı hedefler? 2023 hedefleri ne kadar tuttu? 10 sene önce başladı onu kuşlara yem olarak. Birol Aydemir'in bugün bir tweet'i var. Sadece yıllara girmek tutmuş geçen seneki programdan diye. O kadar. Sadece yıllar tutuyor değil mi? Onun için bu Pollyanna masalı seçmenine böyle niyet dediniz ya siz. Bunların hiçbiri olmayacak. Psikolojiktir derken aslında doğruyu söylüyor. Ekonomi psikolojiktir. Ama sorunlar, yaratılan ekonomik sorunlar psikolojik değildir. Kötü yönetimin neticesidir. Ekonomi psikolojiktir derken şunu vurgulamak istiyorum. Ekonomi beklentidir. Siz, ben, burada çalışan arkadaşlar, ya benim 6 ay sonra işim olacak, maaşıma da zam gelecek, işler iyi gidiyor, reklam gelirlerimiz iyi veya fabrikanın satışları iyi. Toplum geneline bu olumlu hava yayılırsa, beklentiler olumlu olursa, insanlar ailesiyle yemeğe gider, tatile gider, televizyonu yeniler, canlı bir ekonomi oluşur, para döner.
Ama bunun tam tersi olursa, ya bu enflasyon aldı başını gidiyor, işte işsizliğe hiç değinmiyor kimse. İşsizlik ne hale gelecek? Yani onu da anlatırım şimdi. Ama bunun tam tersi olduğu zaman, ya bizi kapının önüne koyabilirler, işler bozuk, kar düşüyor, enflasyon yüksek, paramı harcamayayım, cebimde dursun dediğiniz anda üretim de durur, tüketim de durur, işsizlik de artar, durgunluk da artar, her şey durur. O açıdan psikolojiktir. Ama bizi o konuma, böyle düşünmeye ne iter? İşte Cumhuriyet tarihinin açık ara en kötü yönetimi iter. O da Erdoğan yönetimidir. Ben iddia ediyorum bak. Belki de dünyanın en kötü ekonomi yönetimidir. Gelmeden önce baktım buraya, biliyor musunuz? Dünyada 193 ülke arasında biz en yüksek enflasyona sahip 7. ülkeyiz. Surinam da bizim altımızdaydı son açıklanan rakamla. Surinam denilen ülke neredeyse Latin Amerika'nın oralarda bir yerde üstümüze çıktı. Afrika kıtasında, bunu her yerde söylüyorum izleyiciler tam anlasın diye, o kadar kötü yönetildi ki ekonomimiz, Afrika kıtasında 54 tane bağımsız ülkenin Sudan ve Suriye dışında hepsinin enflasyonu Türkiye'den düşük. Ben gidip de İngiltere, Almanya, Amerika, Kanada falan demiyorum. Şeye bir bakın. Ermenistan'ın Azerbaycan %12 yıllık enflasyon. Ondan sonra Irak 4,5, Ürdün 3, İsrail 3,5, Gürcistan 1, Ermenistan -1. Çift hane yok. İran 35, Suriye bizden yüksek. Şeye girmiyorum, Avrupa Birliği, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya'ya falan. Yani biz, böyle bir şey yaşamamız için bizim neden yok? Bizim coğrafi konumumuz, fabrikalarımız duruyor, üretken nüfusumuz var, eğitimlisi var, iş gücüne sahibiz, emek gücüne sahibiz. Ha? Ama biz bu sefaleti niye yaşıyoruz ya? Biz Sahra Çölü'nün ortasında bir ülke miyiz ki gıda enflasyonunda dünyanın en yüksek enflasyonunu yaşayalım? Bu kadar kötü yönetilmiştir. Bilimle inatlaşılmıştır. Ekonomi bilimiyle inatlaşmıştır. Nasıl diyor ya? Şimdi psikolojik, hani şeye gönderse Mehmet Şimşek gitsin Londra'da, New York'ta, merak etmeyin, bizdeki şey enflasyon psikolojik. Ama psikolojik, sorun psikolojik diyen adamın, bakan yaptığı adam ne demiştir? Avrupalılara demiştir bunu, gülünç. Bizdeki enflasyon kültürel demiştir. Enflasyonun köpüğünü aldık demiştir Nebati yabancılara. Ben girdim baktım, 3 dilde araştırdım enflasyonun köpüğü diye. Bir terminoloji duyan bir ekonomist varsa söylesin bana. Yok böyle bir şey. Ha, Türk milleti buna müstehak mı? Fazlasıyla müstehak. Kendisine bunları yaşatan adama bir 5 sene daha açık çek vermiştir. Geçen ay bu sandalyeden bir şey söyledim, yine tekrar edeceğim. Demokrasinin temelinde, uygarlığın temelinde verginin hesabını sormak vardır. 800 yıl önce, 808 sene önce 1215'te İngiltere çapulcu alayıken krala diyor ki hop, tek bildiğin savaş açıp vergi toplamak, bize de iki kelime söz hakkı ver. Demiyor mu? Magna Carta. Bugün gönderin muhabirinizi. Magna Carta nedir? Dondurma markası mı diye sorarlar. Bu kültür yok Türkiye'de. Çünkü verdiğimiz verginin farkında değiliz. Burada çalışanlar da farkında değil. Brüt maaşını bilmeyen adam verdiği verginin farkında değildir. Onun için de hesabını sormaz. Soramaz. Ben bunu bir kanalda bir milletvekiline sordum. Oo, halkın vergilerini harcıyorlar, şey yapıyor, atıp tutuyor. Çok güzel konuşuyor dinlerseniz. Dedim sen brüt maaşın ne kadar senin, milletvekili maaşın? Bilmiyorum dedi. O zaman bunu bilmiyorsan verdiğin verginin ne kadar vergi verdiğini bilmiyorsun. Şimdi yerel seçim yaklaşıyor.
festivali başlayacak. Kaldırım taşı sök, yenile. Başladı. Asfaltın üstüne asfaltı dök. Millet bunu farkında değil. Bir benzin alırken verdiği vergiyi farkında değil. Memurunu gönderip fahiş fiyat denetletiyor. Kravatlı herifler, simit satmamış hayatında. Ha, bu fahiş fiyat. Fahiş fiyatın tanımı yok yasalarda be. Koysana fahiş fiyat göstermek istiyorsan millete. Benzinin vergisiz fiyatıyla vergili fiyatını yan yana. Benzin istasyonlarında görelim bakalım kim fahiş fiyat uyguluyor. Bunları yapmıyorlar. Deprem vergisi nereye gitti dedik. Nereye gittiyse gitti dedi. Gerekli yerlere harcadık. Duble yollara gitti. Gerekli yerlere harcadık. Hesap verecek vaktimiz yok dedi ya. Dedi. Ha, bu adamı seçersen böyle kaz gibi yolunursun abi. Motorlu taşıtlar vergisini iki kere de alır, üç kere de alır. Demin ne dedik programın başında? Cumhuriyet tarihinde bu kadar denetimsiz bir yürütme erki daha olmadı. Hiç olmadı. Onun için resmi gazetede yayınlamıyorum der. Yayınlamıyorum. Kim ne yapacak? İnanamadım yani. İnanamadım. Ha, kim ne yapacak? Anayasayı ihlal ettim der. Kim ne yapacak? Hiçbir şey. Kendisini yargılayacak anayasa mahkemesi üyelerini kendisi seçiyor. Siz yargılanacak olsanız diyebiliyor musunuz? Beni bu arkadaş, bizim hakim, beni bu adam yargılasın. Savcılarını da kendisi seçiyor. Meclis karar veriyor Yüce Divan'a gidecek olan Cumhurbaşkanı'nı. 400 oyla. 400 oyla. Onları da ben belirledim. Ne güzel dünya ya. Ama Türk milleti gitti. YSK'nın iddiasına göre konuşuyorum. Bu rejime evet dedi. Öyle bir rejime evet dedi ki Cumhurbaşkanı'na yazılı veya sözlü soru sorulamaz. Öyle. Binali Yıldırım söyledi bunu meclis başkanıyken. Öyle. CHP'liler soruyorlar Cumhurbaşkanı'na. Adam milletvekili, milletin vekili, millet adına soru soruyor. Asli görevini yapıyor. Seni denetlemek onun görevi. Kabineni denetlemek, bakanlarının performansını denetlemek. Hangi partiden olursa olsun milletvekillerinin görevi. Onun için yani son bir dakika, tünelin ucunda ışık mışık yok. Bu kafa değişmediği müddetçe. Yabancı yatırımcı, yabancı sermaye bu ülkeye haritada bile bakmaz. Bakmıyor da. Onun için giriyorlar Araplara 3-5 atar mısın takas makas swap mu var diye. Onun için bu zihniyet değişmediği müddetçe, hukuk devleti gelmediği müddetçe, yargı bağımsızlığı, her şey bir adamın iki dudağının arasında olduğu müddetçe gelmeyecektir. Kamu ihale yasası 200 kere değişen bir ülkeye sermaye gelmez. Yolsuzluk rüşvet endeksinde Afrika ülkelerin altına düşmüş ülkede, Avrupa birincisi ülke olan ülkede ülkeye sermaye gelmez. Mehmet Şimşek falan da kurtaramaz. Göreceksiniz. Bakalım takip edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum bütün konuklarıma değerlendirmeleri için. Biz teşekkür ederiz. Ekonomi, siyaseti uzun uzun konuştuk. Aziz hocam, aziz konuk manasında da çok teşekkür ediyorum değerlendirmeler için. Burada noktalıyoruz biz. Sağ ol, iyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.